Sizlerle birlikteyiz. 23 Kasım Çarşamba erken başladık. Düzce'deki 5-10'da 9 büyüklüğündeki deprem pek çok kişiyi korkuyla yataktan kaldırdı. Ankara'dan İstanbul'a oldukça geniş bir bölgede hissedildi vatandaşlar tarafından. Dolayısıyla o korku ve büyük sarsıntı, yani büyük bir deprem hissi insanları pek çok yerde sokağa da döktü. Neyse ki herhangi bir can kaybı yok. Az önce İçişleri Bakanı da açıkladı. Yıkılan bir bina, herhangi bir can kaybı yok. Yaralılar var. Bir kişinin durumunun ağır olduğuna dair Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi var. Onun dışında belirli noktalarda henüz daha tabii gece saat 4.08'de meydana gelmiş. 5.10'da 9 büyüklüğünde Düzce Gölyaka merkezli bir deprem. Düzce'de 23 yıl önce meydana gelen deprem ve o deprem sonrasında depreme dair hazırlıklar, o depreme yarattığı büyük yıkımın ardından depreme dayanıklı binaların yapılmasının, bu depremin daha hafif atlatılmasına katkısını yetkililer söylüyor. Bölgedeki pek çok belediye başkanı, valiler, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı yaptıkları açıklamada herhangi bir can kaybı olmadığını özellikle belirtiyorlar. Bunu da aktaralım. Şu an ekrana gelen görüntü adliye binası. Adliye binasında bazı beton parçaların düştüğü görülüyor o sarsıntıyla beraber. Tabii sarsıntının etkisiyle evlerde, evlerinde yataklarının üzerine düşen diğer eşyalar nedeniyle yaralanan insanlar da var. Bir anda o düşmeyi görenler, yani evin içindeki o büyük sarsıntıyla beraber Düzce, merkez ve yakınında, Gölyaka ve yakınındakiler çok daha büyük, yıkıcı bir deprem endişesi, korkusuyla kendisini bir anda sokağa atanlar, o panik halinin yarattığı yaralanmalar söz konusu. Ancak dışarıya çıkıldığında bir yıkım, büyük bir yıkım yok. Adliye binasındaki bu görüntü tabii ilk etapta bize daha önce yaşadığımız depremleri hatırlatıyor. Kamu binalarının güvenliği konusunda bir tartışmayı da herhalde başlatacaktır. Bu deprem beklenen bir deprem miydi? Bunu elbette deprem uzmanlarıyla konuşacağız. Bu bölge hani kırılmış ve artık Marmara'ya doğru uzanan, İstanbul'a doğru bir deprem beklenirken Düzce'de meydana gelen bu deprem ne anlama geliyor? Uzmanlardan öğreneceğiz. Tabii uyarılar var. Bu artçı sarsıntılar konusunda uyarılar. İlk depremde yıkılmamış ama hasar görmüş binalardan vatandaşların mutlaka uzak durması gerektiği yönünde artçı sarsıntıların devam edeceği uyarıları var. Nitekim ediyor da daha düşük depremler, sarsıntılar. Herkes bir kere harekete geçti. Tüm yetkili birimler, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklar ve işte şu anda sokaktaki vatandaşlara üşümemeleri için bu soğuk havada ulaştırılan ilk yardımı görüyoruz. Hızlıca Kızılay ekiplerinin deprem bölgesinde, evet, dışarıda kalacak ya da bu belki hasar görmüş binalarına giremeyecek insanlar için hemen olay yerine ulaştıklarını görüyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, can kaybı yok, saha çalışması sürüyor derken Düzce ve Sakarya'da okullar bir gün tatil edildi. Onu da aktaralım. Okullar bugün tatil. Tabii İstanbul'da da sokağa inenler var. Ankara'da sokağa inenler var. Çünkü saat 4.08'de meydana geldi deprem ve o deprem anında bunu özellikle daha yüksek katlarda yaşayanlar, oturanlar daha etkili biçimde hissettiler. Yeryüzüne yakın bir deprem. O nedenle sarsıntının daha güçlü hissedildiği, daha şiddetli hissedildiğine dair değerlendirmeler var. 5.10'da 9 büyüklüğündeki deprem. Neyse ki bir can kaybı bilgisi yok. Tabii ulaşılamayan noktalar mutlaka var. Merkezlerin dışında köyler, köylerde durum ne diye sorulduğunda elektrikler kesildi. Bunun tedbir amacıyla yapılmış bir kesinti olduğuna dair ilk açıklamalar geldi. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Tabii hava aydınlandığında hasarı görmek, tespit etmek daha mümkün olacak. Gece karanlığında hani insanlar biraz da o elektrik kesintisiyle beraber cep telefonlarının ışığında ne olup ne bittiğini anlamaya çalıştılar.
ilk panik anını atlatanlar, sonrasında çevresinde ne var ne yok diye gezenler, onların anlattıklarına baktığımızda şu anda çok olumsuz bir can kaybına kadar varacak herhangi bir durumla, olumsuzlukla karşı karşıya olmadığımızı aktarmış olalım. Bu işin sevindirici tarafı. Tabii çok kısa bir süre önce tüm Türkiye'de deprem tatbikatı adı altında bir tatbikat yapılmıştı. Bu depremde herhangi bir uyarı, herhangi bir sinyal, bir ön hazırlık, o ön hazırlığın neticesinde vatandaşlara giden herhangi bir uyarı var mı? Bunları da herhalde deprem sonrasında konuşuruz. Şu anda bizim için sevindirici olan herhangi bir can kaybının olmaması. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Bir kişi ağır yaralı, o konuda bilgi verildiğini söyleyelim. Saat 4.08'de 5.10'da 9 büyüklüğünde bir deprem Düzce, Gölyaka merkezli. AFAD depremin merkez üssünü Gölyaka, Sarıdere olarak belirledi. Bölgede en büyüğü 1.10'da 8 olmak üzere birçok artçı deprem meydana geldi. Marmara bölgesi dışında İç Anadolu bölgesi de bu depremden etkilendi. Düzce depreminin hissedildiği şehirler işte İstanbul, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne, bütün o Ankara, İstanbul arasında oldukça geniş bir alanda pek çok ilde hissedildi bu deprem. Vatandaşlar hani insan tabii ilk anda merkezinde bilemediği için ve yere yakın şiddetli biçimde hissedildiği için de hani kendi ilinde de bu depremin olduğunu düşünerek herkes ayağa kalktı. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy bizlerle birlikte. Şimdi bu depremi konuşacağız. Hocam günaydın diyelim önce. Neyse ki bir can kaybı yok. Günaydın diyerek güne başlayabiliyoruz. Bu görüntüler... teşekkürler hocam yayına katıldığınız için. Bu deprem bekleniyor muydu hocam? Bu deprem ne anlama geliyor? Siz deprem haberini ve bilgisini, yani yere yakınlığını ve büyüklüğünü gördüğünüzde İlk anda bize hangi değerlendirmeleri paylaşırsınız? Şöyle, Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için bu bir sürpriz deprem değil. O beklenebilecek depremlerden bir tanesi. Tabii 1999 12 Kasım Düzce depreminin olduğu yere yakın böyle büyüklükte bir depremin olması biraz şaşırtıcı tabii. Çünkü o bölgenin biraz rahatlamış olmasını düşünüyorduk. Demek ki arada kırılmayan bazı pay parçaları olabilir. Onlar da bu büyüklükte bir deprem yaratabilir. Bu çok normal. Ama tabii çok geniş bir alanda hissedilmiş. Sığ deprem olması kaydıyla. İstanbul, Ankara arasında ve Batı Anadolu'da pek çok yerleşim yerinde hissedilmiş. Tabii bu hissedilmesinin nedeni sadece derinliği değil, bulunduğunuz koşullar da önemli. Kötü bir zemin üzerindeki yapısı da onda. Bunlar daha çok hissedilebilir. Mesela bir gökdelende 25. katta çok daha fazla hissedilir. İşte zemin gevşek bir zeminse deprem dalgaları daha çok hissedilir. Bu gibi faktörlerle geniş alanda hissedilmiş olması normal. Zaten orta ölçekte bir deprem. Fakat bu ölçekteki deprem yıkıcı da olabilir. Yani nitekim yetkililerin açıklaması büyük bir hasar olmadığı konusunda görüşler var. Saatlerden sonra daha çok net bilgilerimiz olur ama biz de tabii artçılar izliyoruz. Yani bundan sonraki artçılarda nerelerden ne şekilde dağılım gösteriyor. Hocam bir kere bu bir kere büyük depremdir değil mi? Yani bunun daha büyüğü olmaz. Hani bu aradan geçen süreye baktığımızda bu... Büyük ihtimalle öyle. Söylediğiniz gibi. Ama yani o bölgedeki çünkü depremler meydana gelmiş. Rahatlamıştı. Daha büyük bir deprem oluşturabilir. Hangi fay var bilmiyorum orada. Teorik olarak mümkün ama pratik olarak mümkün görünmüyor daha büyük bir deprem. Anladım. Büyük ihtimalle bu depremden sonra giderek küçülerek ama bazıları dördünün değerine beşe varan depremler oluşturarak giderek serinleyecek diye beklemekteyiz. Normal şartlar altında. Anladım. Bu nereye doğru enerjiyi biriktirecek bir deprem hocam? Yani bu bizim İstanbul için beklediğimiz büyük depreme doğru yeni enerji birikimi yaratacak bir deprem mi? İyi ki sordunuz. Aslında herkes İstanbul depremiyle bağlantılı düşünüyor.
Bu doğru değil, hiçbir bağlantısı yok. Herhangi bir enerji aktarımı da söz konusu değil. Değil. Bu Düzce'yi çevresini ilgilendiren bir deprem. Bizim Marmara'da gelecekte beklediğimiz büyük bir depremle herhangi bir ilgisi yok. O zaten ayrı bir potansiyel olarak bekliyor. Eninde sonunda tabii Marmara'da da büyük bir depremin yaşanması kuvvetle muhtemel. Evet. Tarihsel süreçler açısındaki depremlerden baktığımızda da bu böyle. Ama aralarda bir ilgi yok. Anladım. Arada bir ilgi yok diyorsunuz. Ama biz bir gün yani bugün bu gece nasıl kalktıysak bir gece İstanbul depremiyle uyanacağız değil mi hocam? Yani bunu da herhalde bize hatırlatmış evet, oldu. Evet tabii gece mi gündüz mü bilemeyiz ama eninde sonunda böyle bir tehlikenin tehlikeyle yüz yüze kalacağımızı öngörebiliriz. Evet bu gece gündüz derken hocam genellikle gece olmalarının bir anlamı var mı deprem? Yok herhangi bir anlamı yok. Gündüz de olabilir. O tamamen tesadüf. Bir direkt ilgi yok geceyle gündüz arasında. Anladım. Peki Düzce'de 5.10'da 9 büyüklüğünde deprem. Bu büyüklük konusunda mutabıkız değil mi hocam? Yani çünkü hani şeyden Amerika'dan ya da Avrupa'dan 6 deniyor. Bu yani 10'da 1'lik büyüklük bilmiyorum ne kadar fark yaratır ama. Yani şöyle formülasyonda farklılıklar oluyor. O yüzden bu değerler çıkıyor. Artık Türkiye'de sismik ağ sayısı fazla. Sanıyorum 1200'e yakın kayıt cihazı var. Dolayısıyla artık haydi sağlıklı bilgiler de veriliyor. Ufak tefek değişimler formülasyondan kaynaklı olduğunu sanıyorum. Yani 5.96 gibi açıklamalar var. Anladım. Ama çok farklı açıklamalar da yok. Siz buna orta şiddetli deprem dediniz hocam. Dolayısıyla evet. Bu orta şiddetten kasıt hani büyük yıkım beklemediğimiz ya da herhangi bir yıkım beklemediğimiz deprem midir? Sınır evet. Nedir? Yani nereden yani. Sonra bir yıkım beklenir? Hani elbette zemin, şöyle. Hani normal şeyi söylüyorum. Hani bu kaç olsa böyle daha insan endişe duymalı. Eğer binalarınız şöyle, sağlamsa. Normalde bir yapının 6-6,5 büyüklüğüne kadar herhangi en ufak bir hasar olmaması gerekir. Fakat ülkemizdeki yapı stoklarında maalesef 5'i 5,5'u geçen depremlerden sonra bazı hasarlar beklenebiliyor. Dolayısıyla bu deprem de öyle bir deprem. Ama biz 7 büyüklüğündeki depremden söz ettiğimizde bunun en az 30 kat daha büyük bir enerjisinden söz ediyoruz demektir ki onda daha çok yıkım beklenir. Yani orta ölçekte değil, 7'ye geçerse artık büyük depremler demek gerekir. Anladım. Ülkemizde de en büyük olabilecek en büyük deprem 8 büyüklüğündeki depremdir. Daha büyüğü olmaz yani 9 büyüklüğünde bir deprem ülkemizde meydana gelmez. Peki 6-6,5 büyüklüğünde deprem yıkıcı etkisi var ancak biz tabii Gebze'de 23 yıl önce yaşadığımız o büyük depremin ardından oradaki işte yeni imar yasası, o imar yasası çerçevesinde yeni yapılar, işte 3 katlı yapılar, deprem kurallarına uyularak yapılan yapılar herhalde işte ne yapılması gerektiğini de ortaya koymuş oldu. Bu can kaybı yok haberi biraz bizim 23 yıl önceki Düzce depreminin bugüne yansıması değil mi hocam? Tabii yani onun biraz ders almışız ki yapı stoklarımızı yeni yönetmeliklere göre düzenlemiş. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizlerle birlikteydi. Bir kere depremin hani tetikleyici bir etkisi var mı? En çok şu anki bu yıkıcı etkisi ne kadar? Bunları konuşmuş olduk. İstanbul'a doğru bir enerji biriktirimi söz konusu olmaz diyor. Başka bir zeminde, başka bir kırık. Beklenmeyen de bir deprem. O da önemli. Çünkü buranın hani normalde enerjisini boşaltmış olması beklenirdi. Bu biraz sürpriz niteliğinde. Beklenmeyen bir bölgede. Tabii bekleyenler var mı uzmanlar içerisinde? Onu ilerleyen dakikalarda kuracağımız diğer bağlantılarla sizlere aktarırız sevgili izleyiciler. Ancak işte bu adliye binasının önü. Arkadaşlar biraz diğer görüntüleri de ekrana verir miyiz? Yani sokakta insanların kalmak zorunda kaldığı. Çünkü bu adliye binası hani yıkım olunca tabii doğal olarak insanların odaklandığı yıkım ama normal sokaklarda, binalarda böylesi bir görüntüler şimdilik yansımadı herhangi bir kameraya. Muhabir arkadaşlarımızdan gelen. Bakın deprem anında artık tabii
Orada, o bölgede yaşayan insanlar büyük bir deprem travmasını da geçirdikleri için o sarsıntıyla beraber herkes sokaklarda o depremi, 99 depremini İstanbul'da hissedenlerin de İstanbul'da sokaklara döküldüğünü görüyoruz. Yani insanların... Evet. Peki bir başka uzman, deprem uzmanı Bülent Kaypak bizlerle birlikte. Hocam merhaba, günaydın. Günaydınlar, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben size de aynı soruyu sorayım. Bu deprem beklenen bir deprem miydi? Düzce hani deprem atlattı, artık biz bu depremi böyle şeydeki bu fay hattı üzerinden daha çok Marmara, Silivri'ye doğru beklerken bir anda orta bir noktada 23 yıl önce kırık yaşanmış bir bölgede meydana geldi ama aynı fay mıdır? Onun de, bu ne anlama geliyor? Bu deprem sonrasında ne beklemeliyiz? İlk değerlendirmelerinizi rica edebilir miyiz? Şöyle tabii, hani bu beklenen bir deprem miydi dersek, yani hiçbir depremi zaten hani beklemiyoruz. Yani depremlerin zamanı kestirmek zaten mümkün değil. Tabii şöyle bir rahatlığa da insanların alışmaması gerekiyor. Deprem yaşanan bir yerde hani bir daha deprem olmaz şeklindeki bir yaklaşım aslında bunu birazcık daha çürütmüş oluyor. Evet. Şimdi 99 depremin 12 Kasım'da olan 99 7.2'lik deprem aslında bölgede tabii yıkıcı, çok daha büyük bir deprem aslında baktığımızda, ama aynı bölge, aynı sistem içerisinde olmuş olan bir deprem. Hatırlarsanız geçen sene 2021'de yine 17 Kasım'da bir deprem daha oldu 5 büyüklüğünde. Yine aynı sistem, aynı fay sistemi üzerinde, aynı bölgede oldu. Bakın aradan bir yıl geçti, yine Kasım ayında, nedense bu Kasım aylarında denk geliyor ama tamamen tesadüf. Hani bu bunun bir sistematiği yok, bir zaman bilgisi yok tabii depremlerin. Tamamen bir tesadüf, yine bir yıl sonra aynı bölgede. Tabii burada aslında şöyle bir durum var, yani bu Kuzey Anadolu fayının aslında Bolu, Düzce, ondan sonra İzmit, Kocaeli civarına giden segmenti üzerinde oluyor. Yani bu bölgede olan bir deprem bu aslında. Tabii bölge halkının 1999, 12 Kasım 1999 depreminden sonra, bölgedeki ağır yıkımdan sonra, hani binaların güçlendirilmiş olması, ondan sonra bölgede en azından bir deprem bilincinin oluşmuş olması, hiçbir hani ölüm vakasıyla karşı karşıya kalmadık. Ha, burada tabii bazı durumlar söz konusu şu anda. Hani şu anda televizyonlarda izliyoruz, hastanelere gelenlerin çoğu camdan, pencereden atlama, balkondan atlama vakaları. Yani bu aslında olmaması gereken bir şey. Hala yani bazı vatandaşlarımızın, yani belki de büyük bir çoğunun hala korkuyla, panik halinde camdan atlaması ve kaçmaya çalışmaları aslında henüz bu deprem anındaki davranışımızın olgunlaşmadığını gösteriyor. Evet. Dolayısıyla bunların yerine, hani bu atlamak yerine, kaçmak yerine, işte geçenlerde yapılan tatbikat denilir. Biz bunları zaten, hani geçen yapılan tatbikat, hani ilk defa yapılan bir şey değil. Bu bizim hep önerdiğimiz vatandaşlara, kaçmadan sağlam bir noktada yeterince vücudunuzu küçültecek şekilde, işte çök kapan tutun şeklinde bir duruma gelmeniz gerekiyor. Bu sarsıntı bu sırasında işte, değil mi hocam? Bu sarsıntı tabii, sırasında. Tabii sarsıntı sırasında siz bunu mutlaka herkes evinde güvenli bir alanı belirlemesi gerekiyor. Ya da bulunduğunuz yerdeyken hani en güvenli yeri mutlaka belirleyin. Evet, bu daha çok yataktayken, bu daha çok insanları yataktayken yakaladı hocam. Yani insanlar evet, hani bir çök kapan pozisyonuna geçebilecekleri bir saatte değil, olmadığı için. Tabii ki bu. Aynen. Bu bir dezavantaj. Tabii uyku halinde yakalanmak da bir dezavantaj ama en azından yatağın kenarına bir uzanmanız gerekiyor. Hani bir anda sarsıntıyla birlikte kaçamazsınız zaten. Yani büyük bir sarsıntıda kaçmanız çok zor. Çünkü sizi bir sağa bir sola yürümenizi zorlaştırır. Dolayısıyla en güvenli şey bulunduğunuz yerde yatağınızın hemen yanına çök tutun kapan şeklinde yapmanız gerekiyor. Ya da bir şekilde vücudunuzu, hacminizi küçültmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi tabii bu depremde şunu da gördük hocam. Evin içini konuşurken ben şu anda tabii ajanslara görüntüler parça parça geliyor. Gün ışıdıkça dışarıdan görüntüler daha çok evet, verme şansımız olacak ama ev içinde eşyaların sabitlenmesi konusu 99'dan sonra konuşulmuştu. Yine sizin evet, gibi uzmanlar bu konuda pek çok uyarıda bulundular. Ama herhalde biraz gevşedi toplumda.
Çünkü yıkılan dolaplar görüyoruz. O dolaplarla beraber biraz daha sarsıntıyı güçlü hisseden, o uyku halinde bir anda hani her şey yıkılmış paniğiyle sokaklara dökülenler biraz sanki öyle de dökülmüş olabilir. Yani bir tetiklenen bir travma var tabii depremi daha önceden yaşamışlar için. İki, evin içinde bazı eşyalar böyle patır patır dökülmeye başlayınca, bazı dolaplar devrilmeye başlayınca insanlar hani bütün ev yıkıldı, bütün bina yıkıldı, içinde bulunduğu ortamda bunu çözebilmesi mümkün değil. O panikle de atlamış olabilirler. Dolayısıyla şu ev içinde eşyaları sağlamlaştırma konusunda herhalde bir daha hatırlamak ve hatırlatmak evet, lazım. Aynen. Katılıyorum size. Çünkü bunun hani özellikle deprem riski, deprem tehlikesi altında olan bölgelerde, yani bunu tamam herkesin aslında yapması gerekiyor ama özellikle deprem tehlikesi altında olan yaşayan o bölgelerdeki vatandaşlarımızın ev ve konutlarında kendilerini tehlikeye atacak olan eşyaların sabitlenmesi gerekiyor. Yani bir atıyorum kitaplık varsa bu kitaplığın mutlaka duvara sabitlenmesi gerekiyor. Ya da işte bir dolap varsa bunların mutlaka sabitlenmesi gerekiyor ki bunlar ikinci yani depremin etkisine ziyade bu tür etkiler de aslında insanlarda yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilir. Doğru. Özellikle şunu diyoruz mesela pencere cam eşyaların yanından uzak durun. Yani eviniz yıkılmasa bile bir cam patlamasıyla birlikte yani bir yaralanma bunun neticesinde yani bir başka kötü sonuca ulaşabilirler. Evet. Onun yüzden biz mutlaka diyoruz ki hani eşyalarınızı sabitleyin. Özellikle o yani sağlam durmayan yani en küçük sarsıntıda yıkılabilecek eşyaların mutlaka duvarlara sabitlenmesi gerekiyor ki bu tür işte gece özellikle hani gündüz olsa gözünüz de görecek yani. Bir de burada artı elektrik kesintisi oldu. O da neden olduğunu da bilmiyoruz açıkçası. Hani kesilmemesi gerekiyor elektriğin. Onu soracaktım hocam. Tam onu soracaktım. Şimdi görüntülerin hepsi karanlıkta. Tabii ilk anda deprem anında ben de hemen kalktım. Yani ve haberleri takip etmeye çalıştım. İlk olarak işte güvenlik amacıyla elektriklerin kesik olduğu söylendi. Böyle bir açıklama duydum ama resmi bir açıklama mı onu bilmiyorum. Yani pek çok yerden... Yani ben de duymadım ama şu olabilir. Yani gazı kesersiniz, bu olması gereken bir şey. Gaz kesilmesi gerekiyor ama hani elektriğin kesilmesi gibi bir durum bir dezavantaj oluşturuyor yani insanlara da. Evet doğru söyleyeceğim. Hani elektrik halinde... kesilince bu sefer belki yaralanmalara neden olan işlerden biri olabilir. Çünkü o panik anında, korku anında insanlar apartmandan çıkarken bile hani bir aydınlık ortamda çıkmakla gece karanlığında çıkmaya çalışmak arasında mutlaka fark vardır. Tabii kesinlikle bu mutlaka fark vardır. Çünkü insan karanlıkta yani düşünün o gecenin zifiri karanlığında ulaşabileceğiniz bir aydınlatma cihazı da yoktur elinizin altında. Nasıl kaçacağınızı ya da atıyorum o her şey deprem dalgası geçip bittikten sonra sakinleştikten sonra belki bir cam kırının üstüne basacaksınız, belki bir ayağınız takılacak, düşeceksiniz, çarpacaksınız. Yani bu yani elektriğin kesilmemesi durumu ya kesilmesi durumunu anlayamadım ben. Hani gaz kesilmesi gerekiyor kesinlikle erken uyarı sistemleri. Tabii gazın şu yani bu bölgede mutlaka hani bir erken uyarı sistemi vardır demiyorum. Yok çünkü bu bölgede Düzce tarafında yani çok nadir. İşte İstanbul gibi, Bolu gibi, İzmir gibi şehirlerde yani bunların daha şu başlangıç aşamasındalar. Ama bu bölgede en azından bir depremden sonra bir en azından manuel olarak da olsa bir gaz kesilmenin olması gerekiyor. Bu doğal. Evet yani elektrik kesintisi deprem anında acaba daha büyük bir hasarı engellemek için yapılmış olabilir mi diye. Yani daha büyük bir zarar ne olabilir bilmiyorum ama hani nedir yani buradaki bu, şey? Yani prosedür nedir hocam? Doğal gazı dediğiniz gibi anlıyorum. Elektrik kesilirse belki oluşabilecek başka büyük hasarlar mı engellenmeye yani çalışır? Nedir? Bunu şimdi bilemiyoruz. Bu bilerek yani resmi olarak sanmıyorum ben. Hani böyle bir dedim ki erken bir deprem. Hani böyle bir bilgi yok değil mi bizde? Yani elektrik kesilir diye bir bilgiye sahip değiliz. Yok hani... Hayır elektrik kesilir diye bir kural yok. Yani tamam. Gaz kesilmesi olur ama elektrik diye bir şey yok. Elektrik olması gerekiyor aksine. Ama buradaki büyük bir şey yani tahminim şudur. Yani bir sarsıntıdan dolayı meydana gelen bir şebeke kesilme, hani bir kazaya tel kopması olabilir, bir trafoda ilgili bir sıkıntı olabilir. Bu buna ilgilidir yani. Hani birisi otomatik olayı yoktur zaten de büyük bir ihtimalle öyle sanıyorum. Evet. Yani manuel olarak da kesilmemiş olabilir. Bir sarsıntı anıyla işte bir trafo arızası, bir bağlantı kopması gibi nedenden dolayı kesilmiş olabilir.
Tabii evet. Onun açıklaması yapılacaktır resmi kurumlarca. Mutlaka. Şu anda kaygımız tabii biraz artık şehir merkezlerinin dışı için hocam. Çünkü gördüğümüz kadarıyla il ve ilçe merkezlerinde bina yapıları nedeniyle, belki o yapı stoğu nedeniyle de, işte oradaki sağlamlık nedeniyle de herhangi bir can kaybı yok çok şükür. Ama tabii ilçelerde, köylerde, oralardaki binaların durumunu bilemiyoruz. Onu da artık gün ışıdıktan sonra oraya ulaşacak ekipler vasıtasıyla öğreneceğiz. Muhtarlardan gelen ilk bilgiler bir can kaybı olmadığı yönünde. Umarız ayrıca başka bir daha büyük hasarlar da yoktur. Umarız tabii, çünkü yani bu işte gece olan depremlerin aslında etkisini gündüz daha göz gözle daha görülebiliyor. Kırsal kesim özellikle mesela ulaşımı olmayan, her ne kadar şimdi telefon ediyorlar hani bir yıkım yoktur falan, ama yani bu her yerden aynı ölçüde gelmeyebilir bu haberler. Tabii bu zaman geçtikçe daha rahat anlaşılacaktır. Olayın boyutu, büyüklüğü daha net görülecektir. Yani özellikle yani mühendislik hizmeti almayan binalardaki yıkım dereceleri nedir? Çünkü görüyoruz, izliyoruz, bazı yerlerde yıkımla ilişkili görüntüler geliyor haber bültenlerine. Bu kırsaldan nasıl acaba? Bunu bilmiyoruz şu anda. İşte bu gün ağrıdıktan sonra bunun etkisini görmeye başlayacağız. Böylece evet. Bu depremin tabii şöyle bir durumu da var. Yani bu deprem sığ bir deprem. Yani odak noktası çok derin değil. Dolayısıyla etkisi çok geniş alana yayıldı. Yani Ankara, tamam. Hocam özür diliyorum. İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyor. Ona bir hızlıca bağlanmamızda bir bağlanalım müsaadenizle. Onu bir aktaralım. Daha önce verdiğimiz bilgi çerçevesinde bir yaralımız ağır. Bolu'da atlama suretiyle leğen kemiği kırık bir yaralımız var. Herhangi bir hayat tehlikesi yok ama Düzce'deki hayat tehlikesi var. Depremin olduğu 4.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Yani hem 4.5 hem bundan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda valilerimize de görüşüp kendilerinden illeriyle ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor. Şebekeye de elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. Tabii ki hem doğalgaz olsun, elektrik kaçakları olsun, bir takım fabrikalar var. Bunlarla ilgili tedbire yönelik bir belli bir periyotta elektrik verilmesi söz konusu. 70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiş idim. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay, gerek AFAD, tüm ekipler, battaniye olsun, diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanlarını sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ekiplerimiz ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Allah'a şükür şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Bir söylediğim gibi birkaç köyde ağır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız da gerekli tespitleri yapıyorlar. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bakan sordu. Depremin için son aslında. Hocam üzerinde durduğumuz konuda açıklama yaptı tabii. İçişleri Bakanı, elektrikler kontrollü kesildi diyor ama hani bu çök kapan tutun gibi belki sarsıntı anında bir diyelim ki o anda bir kesinti varsa bile üzerinden bayağı geçti. Çünkü 4.08'den şimdi saat 7'ye geldik. 3 saate aşkın bir zaman. Dolayısıyla aslında elektriklerin geriye gelmesi, verilmesi beklenirdi ama sizin de dediğiniz gibi belki belli noktalarda hatlar üzerinde kopmalar da meydana gelmiş olabilir. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bu depremden ne sonuç çıkarmalıyız, ne ders çıkarmalıyız hocam? Şimdi aslında tabii bu depremin, yani aslında her deprem bir uyarıdır ama buradan tabii ders almayı da bilmek gerekiyor. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalar var, işte Bolu ili etrafı, Bolu ili ve çevresi şimdi yaptığımız bir bilimsel proje çalışmaları çerçevesinde takım araştırmalarda bulunduk. Bursa'da yaptık böyle çalışmaları. Türkiye'nin başka bölgelerinde yapıyoruz. Şimdi bu depremin bulunduğu bölge aslında
Bolu doğusunda yer alan Bolu ve batısında yer alan işte Marmara Denizi için yani tehlikenin belki biraz daha hani arttığını, riskin arttığını gösterebilir. Çünkü burada da bir sonuçta bu deprem olup bittikten sonra hani enerji yok oldu gitti ama başka bölgelere stres birikimlerinde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki adımlarda daha temkinli, daha dikkatli olunmasında fayda var. Hani şunu demek istemiyorum. Hani bu işte bir sonraki depremin habercisidir falan demek istemiyorum. Böyle bir şey zaten söylemem çok zor ama yani bu fay üzerinde, bu fay sisteminde ve Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu fay sistemi üzerinde kentlerimizde yaşayan insanların, oradaki yönetimlerin ve bu bölgedeki depremle ilişkili tüm idarenin mutlaka tetikte olması gerekiyor. Bu çok önemli. Vatandaşların üstüne düşen görevler var. Vatandaşlar da işte az önce bahsettik. En azından yani bu bölgelerde yaşanır. Evini, en azından eşyalarını sabitlemesi, deprem anında ne yapacaklarını en azından iyice öğrenmeleri, kaçmaları. Bakın az önce bakan açıklama yaptı. Camdan atlayanlardan bir tanesi ağır yaralı. Evet. Yani bunlar yani olmaması gereken şeyler. Ama maalesef bunları yaşıyoruz. İşte bizim son söylemek istediğim şeyler bu. Bilincimizin yani deprem bilincinin mutlaka yerleşmesi gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Neyse ki ucuz atlattık bu sefer. Umut edelim ki bilimin ışığında daha büyük depremlerde de yine can kaybı olmadan atlatacağımız hazırlıkları tamamlamış olalım. Çok sağ olun. Evet. Evet hocamız bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Bülent Kaypak, doçent doktor Bülent Kaypak ile değerlendirdik. Tabii bu beklenen deprem diye soruyorum hocalara. Beklenen depremden kastım en son meydana gelen büyük depremler ve o depremlerin sonrasında biriken enerjiyle ilgili diğer deprem uzmanlarının verdikleri noktalar var. Hani daha mutlaka daha kısa sürede olacağı bir deprem olacaksa hani buralarda olacak, mutlaka olacak denen noktalar var. Zamanı elbette bilinmiyor. Zamansız depremlerde işte hani öncelikle yüksek riskli denen bölgeler dışında da zaten Türkiye büyük kısmı deprem bölgesi. O kırmızı haritaya baktığımızda hani Ege'nin, Akdeniz'in, yukarıda Kuzey Anadolu, hemen doğuda pek çok noktanın deprem bölgesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her an deprem olacakmış gibi bir hazırlık içinde olmamız gerektiği anlaşılıyor. Fahrettin Koca'nın tweet'i mi var Sağlık Bakanı'nın? Tamam. Yeni bilgiler demiş Fahrettin Koca. Düzce Gölyaka merkezli birçok ilimizde hissedilen 5.10'da 9 büyüklüğündeki depremde Düzce'de biri ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35. Sağlık kurumlarımızda yaralıların tedavileri devam ediyor demiş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Evet, İstanbul, diğer bir daha bakalım arkadaşlar, illere bir daha bakabilir miyim? Yani Düzce dışında da yaralılar var. Tweet'i bir daha getirebilir miyiz ekrana lütfen? Mesajı. İstanbul, Bolu, Zonguldak. Evet, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta da bir kişi, bunlar deprem etkisiyle yıkılan herhangi bir binada değil ama deprem korkusuyla, paniğiyle kendisini işte bir anda sokağa atan, belki İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi camdan atlayarak deprem korkusuyla kendisini kurtarmaya çalışanlar da olabilir. Bunları tabii göreceğiz. İlerleyen saatlerde daha da netleştireceğiz. Depreme hazırlıklı olmamız gerektiği, depreme nasıl hazırlanmamız gerektiği konusunda çok uzun, yani 99'dan itibaren konuştuk. Her depremde de aslında bunları hatırlıyoruz. 4, 4,5, 5 bu depremler öyle küçük hani birer haber olarak geçiyor. 6'ya doğru yaklaştığında tabii o yıkıcı etkisini de görmeye başladığımızda ya da biraz daha üstü gelince yaşanabileceklere dair korkularla belki biraz daha derinlemesine konuşuluyor. Burada Düzce'de 5.10'da 9 büyüklüğündeki deprem gece saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a oldukça geniş bir alanda hissedildi. Sığ bir deprem, yani yeryüzüne yakın bir deprem. Dolayısıyla daha şiddetli biçimde hissedildiğini görüyoruz. Tabii herkesin binasının durumuna göre de hissetmesi birbirinden farklı.
Kimilerinin yükseklik farkı, kimilerinde bina sağlamlığı farkı nedeniyle farklı şiddetlerde hissettiği bir deprem oldu. Neyse ki herhangi bir can kaybı yok. 70'in üzerinde artçı sarsıntı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bir başka bilgi. Az önce yaptı açıklamayı. Bu deprem nedeniyle Düzce, Bolu ve Sakarya'da eğitime bir gün ara verildi. Düzce, Bolu ve Sakarya'da 3 kentte eğitime ara verildi. Tabii kamu binalarının iyice bir gözden geçirilmesinde fayda var. Bakın burası adliye binası. Şimdi okulların da hızlıca gözden geçirilmesi, bu depremden etkilenip etkilenmediklerini görmek lazım. Daha önce Silivri'de meydana gelen bir deprem ki orada yıkıcı bir etkisi hani olmamıştı ama İstanbul'da onun üzerinde okul bu depremden hasar görmüş ve eğitim verilemez hale gelmişti. Tedbir amacıyla işte kimisi hafif hasarlı, kimisi orta hasarlı, onların güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması kararı alınmıştı. Dolayısıyla bu bölgelerde eğitime ara verilmesi yalnızca okula gidilemeyecek olması nedeniyle değil, aynı zamanda bütün bu okulların gözden geçirilmesi, artçı sarsıntılara karşı da hani binanın sağlamlığının mutlaka gözden geçirilmesi ihtiyacıyla da alınmış bir karar olmalı diye düşünüyorum. Evet, Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki deprem, Düzce Adliyesi'nde meydana gelen hasar, o daha çok öne çıkıyor. Bakın vatandaşlar sokaklarda gece yarısı, tabii hani büyükler ayrı, çocuklar ayrı, hastalar var, yatakta olan ve yatağa mahkum hastalar var, yaşlılar var, hareket etmekte zorlanan. Dolayısıyla pek çok ekip, AFAD, Kızılay, evlerinde kalan, belki evlerinden çıkamayan insanlar için, onlara ulaşmak için çaba gösteriyorlar. Diğer taraftan sokağa çıkan insanların da bu soğukta dışarıda kalabilmeleri için de onlara ilk ulaştırılan malzemenin battaniye olduğunu, diğer taraftan sıcak çorba servisinin yapıldığını da görüyoruz görüntülerden. Evet, arkadaşlarımız da Düzce'ye doğru yola çıktılar. Bir süre sonra Düzce'den canlı bağlantılar aktarmak da mümkün olacak. Oradaki muhabir arkadaşlarımız da şu anda da canlı görüntüler, ajanslardan geçen canlı görüntüleri aktarıyoruz. Vatandaşlara yapılan, dışarıda kalmaları için, üşümemeleri için yapılan yardımların yanında yemek servisi de yine ekranlarınızda. Kim videolar vardı arkadaşlar. Onları belki bir hazırlayabilirsek, yani o deprem anında sarsıntıyı gösteren hani insanlar neden sokaklarda? Çünkü Düzce büyük, tamam, Düzce Belediye Başkanı'nın hemen depremden sonra yaptığı açıklama var değil mi? Tamam, verelim. Elimize ulaşan haberlere göre çok şükür ölümlü bir durum söz konusu değil. Yaralanmalar var. Bunların da bir kısmı panikten, yani korkudan kaynaklı. Şöyle ifade edeyim, çok şiddetli hissettiğimiz bir deprem oldu. İnsanların şiddetle hissedilen bir depremde panik halinde olmaları çok doğal. Ama ben şunu ifade edeyim, Düzceliler depreme karşı bilinçli insanlardır. 99 depreminden yaklaşık 25 yıl geçti. Evet, Düzce Belediye Başkanı'nın açıklamaları böyle. Zaten ilk andan itibaren tüm yetkililer, bölgedeki illerin belediye başkanları, valiler, onların yaptıkları açıklamalara baktığımızda neyse ki bir ağır hasar yok, bir can kaybı yok. Bu sevindirici. Artçı sarsıntılar elbette devam ediyor. Artçı sarsıntılar konusunda uyarılar var. Kimi binalarda açılmalar olduğu, çatlaklar olduğuna dair de bazı bilgileri hemen deprem sonrasında dinlemiştik. Dolayısıyla vatandaşlar, elektrikler de kesik olduğu için evlerindeki hasarı da tam tespit edemeyecekleri için
en güvenli davranış biçimi şu anda evlerin dışında kalmak. İşte çocuklar dedik ya, çocuklar tabii uykusuzluğa da yeniliyorlar. Onları dışarıda güven içerisinde kendilerini hissetmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Evet, hastaneler, hastanelerin önden görüntüler bunlar. Hastanelerde de öyle büyük bir yoğunluk ve hareketlilik yok. Yani yaralıların sayısı az değil. Ancak az değil derken 35 yaralıdan bahsediliyor. Belki daha küçük, hafif yaralanmalar da söz konusu olabilir. Bunları ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. 5.9 büyüklüğündeki deprem. Biri ağır, 35 yaralı. Şimdilik verilen son bilgi. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgi. Bir vatandaşın yaşadığı korkudan dolayı kalp krizi geçirdiğine dair de bir bilgi var. Yani depremin etkisiyle bir yıkımla değil ama işte bu panik hali ve yaşanan korkunun yol açtığı sıkıntılar, sorunlar da yansıyor haberlerin içerisine. Depremin ardından yaşanan artçılar var. Bir kişi yaşamını yitirdi bilgisi var. O kalp krizi neticesinde 63 yaşındaki bir vatandaşımız, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğine dair bir son dakika bilgisi var. Düzce'den geliyor bu haber maalesef. Düzce Adliyesi'nde meydana gelen hasar. Düzce'nin sokaklarında kimi dükkanlar, o dükkanlarda içeride yaşanan yıkım var. Şimdi herhalde o görüntüler ekrana gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu az önce bir açıklama yaptı. Tüm ekipler ayakta çalışıyor. Bir takım asayiş olayları olur mu, bir takım hırsızlık olayları olur mu diye endişe içerisinde olabilir vatandaşlarımız, hani terk ettikleri evlerde. Ama gerek bekçiler, gerek polislerimiz, gerek jandarmamız sokaklarda asayiş açısından güvenlik tedbirlerini almış durumdalar, diyor İçişleri Bakanı. Tabii o korkuyla bir an önce evlerini boşaltan insanların ardından hani bir hırsızlık olabilir mi, herhangi bir asayiş açısından bir sorun yaşanabilir mi endişesine ilişkin de İçişleri Bakanı'nın açıklaması bu. Güvenlik tedbirleri aldık, diyor. Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan bir açıklama. Karadeniz Ereğli'de bir evin bacası yıkılmış. Bölücek Mahallesi'nde bir evin bacasında meydana gelen çökme harici olumsuz bir ihbar yok. Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama. İstanbul'la ilişkin, İstanbul-Ankara, burada yapılan ilk açıklamalarda hani herhangi bir hasar ihbarı olmadığı yönündeydi. Türkiye'nin tabii pek çok yerinden de Düzce'ye yardım ekipleri artık bu koordinasyon çerçevesinde, yani bir yerde deprem olduğunda o depreme müdahale etmek için hazırlanmış acil durumlarda harekete geçecek ekipler var. O ekiplerin de Düzce dışındaki illerde hazırlandıkları, belirli illerden Düzce'ye doğru takviye birliklerin, gerek vatandaşların tamam, CHP Düzce evet Semih Bey, peki tamam, CHP Düzce İl Başkanı Semih Bey bizlerle birlikte. Hemen kendisinden Düzce ile ilgili son durumu, bilgiyi alalım. Semih Bey, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizden hemen son durumu öğrenelim. Gördüğüm kadarıyla zaten hava da aydınlanmış. Nedir herkes, gördükleriniz? Hava da aydınlandı, ateş başındayız. Düzce'yi gezdik. Şu an için bir bina yıkımı söz konusu değil Düzce'de. Can kaybı da Allah'a şükür yok. Onun dışında herkes çok korktu. Sokaklardayız hepimiz.
Çok değişik bir şey yok. Eski 99'u bize tekrar hatırlattı deprem. Neyse ki bu kez dediğiniz gibi bir can kaybı yok. Evet, vatandaşlar evet. İlk anda panik yaşayan ve o nedenle yaralanan vatandaşlara dair bilgiler var. Şu anda herhalde insanlar daha sakindir. Evet. Binalarda hasar var mı? Şu an gördüğümüz kadarıyla binalarda hasar yok. Yaklaşık 25 kişi panikle camlardan aşağıya atlamışlar herhalde. Onlar da bir tanesi ağır. Onun dışında öyle çok can kaybı ve yaralı yok. Binalarda da hasar çok fazla yok. Yani görmedik biz gezdiğimiz binaları. Hasarlı bina yok diyebilirim size. Elektrik geldi mi sayın? Evet, elektrik geldi. Geldi. Evet, çünkü elektrik de çok önemli bir ihtiyaç. Orada ısınma gibi daha pek çok ihtiyacın karşılanması için elektriklerin kesik olduğu haberi gelmişti. Şu anda elektrikler de var diyorsunuz. Peki çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Doğal gazı da geç verdiler, yeni verildi. 7 gibi falan verildi doğal gaz. O da kapanmıştı. Güzel. Ama şu an verildi, bir sıkıntı yok diye düşünüyoruz. Anladım. Daha hazırlıklı gördünüz mü? Siz önceki depremde orada mıydınız? Bilmiyorum Semih Bey. Evet, buradaydım. Onu da yaşadım. Düzce'deydim. Bunu nasıl yaşadınız? Yani daha... Bunu nasıl yaşadınız? Yani bu sarsıntıyı nerede, nasıl hissettiniz? Onu da anlatırsanız. Evdeydik. Tabii ki uyuyorduk. Çok sert bir sarsıntı oldu. Çok panikle uyandık. Dolaplar, evin içindeki bütün eşyalar, mutfak, her şey darmadağındı. Bütün tablolar, televizyonlar hep yerdeydi. Gerçekten çok sıkıntılı bir uyanış oldu. Panikle kendimizi aşağıya attık. Alabildiğimizi, üstümüze ne bulduysak onları alabildik. Yani hazırlık anlamında da söylediğimizde yine hazırlıksız yakalandı herkes. Düzce'de geçmişten ders alınmamış, onu gördük yine. Hazırlık yapılmamıştı hiçbir anlamda diyebilirim. Onu biraz açar mısınız lütfen? Hazırlık görmedim derken, yani bir kere size şeyi sorayım. Siz yani, kalktığınızda elektrikler deprem anında hemen mi kesildi? Belirli bir süre sonra, yani 5 dakika 10 dakika sonra hemen, mı kesildi? Hemen kesildi elektrikler. Elektrikler kesilince zaten evin içerisinde telefonlarla aydınlanmaya çalıştık. Yolumuzu bulmaya çalıştık. Onun dışında elektrik yoktu. Merdivenlerden kendimizi zor aşağı indirebildik. Yani kötüydü, çok kötü anlar yaşadık. Bu kötü, bu kötü tabii. Yani bunun hani depremde elektrik olmaması, o anda elektriklerin kesilmesi. Peki bir hat kopmasına dair bir bilgi var mı? Yani Düzce'ye gelen elektrik hatlarında herhangi bir kopukluk yoktur herhalde. Bu elektrik önden bir sistemle mi kesilmiş? Kontrollü bir kesinti mi bu? Bir mekanizmaya bağlı deprem etkisiyle mi bir kesinti? Evet, beni... Tamam. Duyabildiniz mi beni bilmiyorum. Semih Bey. Tamam. Tabii gün ışıdı. Düzce deprem bölgesi, orada yakınları olanlar, Düzce ve etrafındaki insanlar, onlar arasında iletişimin yoğunlaşması nedeniyle hatlarda da bu saatten itibaren herhalde daha da zorluk çekilecek. Skype bağlantısı kurmak da zor ama telefon bağlantısı kurabiliriz arkadaşlar. Yani Skype tamam. Tamam. Bir de çünkü böylesi durumlarda telefon daha sağlıklı iletişim aracı. Onun dışında görüntülü aramalar her zaman sorun olabilir. Elektrik kesintisi konusu önemli görünüyor. Yani deprem olduğu anda elektriklerin kesilmiş olması, belki korku, panik halinde yaralanmış insanlar var diyoruz ama o korku, paniği biraz daha aydınlık bir ortamda binaları terk etmek isteyen insanlarla gece karanlığında terk etmek isteyenlerin karşılaşabileceği tehlikeler, tehditler açısından da değerlendirmek gerekebilir. Bu riski arttıran bir durum, insanların karanlıkta kalması. Tabii Semih Bey, hazırlıksız yakalandık yine. Yani öyle çok ciddi hazırlık yapılmamış dedi. Onu biraz açalım dedik ama o arada bağlantımız, bakın bu herhalde daha eski bir bina. Zaten belli.
Burası neresi acaba? Düzce'nin içinde mi arkadaşlar? Ona dair bilgi var mı? Çünkü değişik bölgelerden görüntüler geliyor. Bolu'dan, Zonguldak'tan. Daha çok Düzce merkezli görüntüler ama bir çatı çökmesi var. Orada bir sağlam olmayan yapı. Peki. Tamam. Semih Bey, elektrik kesintisi anında oldu dediniz. Sonradan geldi ve biraz hazırlıksız yakalandığını da söylediniz. Yani bir şey. Evet. Onu biraz açar mısınız? Nasıl yani, hazırlıktan kasıt, hani neler yaşadınız? Niye bu cümleyi kurdunuz, onu merak ettim. Yani ben onu Düzce olarak hazırlıksız yakalandık evet. diye düşündüm. Çünkü hiç kimse dışarıda bir belediyeden, işte valilikten, bir sosyal hizmetlerden hiç kimse halkın yanında olamadı ilk etapta baktığımızda. Bu anlamda hazırlıksız yakalandık Anladım. Dedim. Çünkü binalar yine eski binalar vardı. Onlar çok hırpalanmışlar. Onlar çok sallantıda hasar gördüler yine. Tuğlaları, sıvaları, bacaları dökülen binalar var etrafımızda çok. O anlamda hazırlıksız. Anladım. Şimdi bu kadar büyük bir deprem. Siz önceki depremi de yaşadınız. Bu depremi de şimdi aynı yerde yaşıyorsunuz. Orada hala o depremden sonra herhalde çok değişmiştir. Yani oradaki binaların birçoğu yenilenmiştir diye düşünüyorum. Maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki yıkılanların yerine yeniler yapıldı ama eski binalardan da güçlendirme yapılıp kat alındı. Bu şekilde yaşamlarına devam etti insanlar. Yani öyle sizin düşündüğünüz gibi değil Düzce. Anladım. Öyle büyük bir kentsel dönüşüm, yani öyle deprem hayır, oldu. Hayır. Hiç öyle bir şey yapılmadı. Anladım. Sadece buraya kalıcı konutlar yapıldı. İnsanlar oraya taşındı. Onun dışında Düzce'de öyle kentsel dönüşüm falan olmadı maalesef. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlarımız da biraz sonra Düzce'de olacaklar. Belki bölgeyi yerinde gözlemleyerek ve sizinle de sizinle de kuracağı bağlantılarla o görüntüleri belki evet. aktarmak mümkün olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha geçmiş olsun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Evet, Düzce CHP ilçe il başkanı bizlerle birlikteydi. Yani öyle hani düşündüğünüz gibi değil diyor. Düşündüğümüz ne? Düşündüğümüz şu. Tabii deprem, büyük bir deprem yaşanmış. Hani böyle bir yeni yaklaşım, yeni sokaklar, yeni binalar, o depremden etkilenmiş binaların tamamen ortadan kaldırıldığı, artık o binalarda yaşamın olmadığı bu deprem anı. Peki, şu an deprem anı. Bu oynayan kamera tabii. Yani yerle beraber, evet. Tamam. Şimdi bu da Anadolu Ajansı muhabiri çekim yaparken bir anda artçı sarsıntı yaşıyor. Ses varsa sesi açabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bir artçı oldu. Çık. Oradan çıktık. Alandan çıktık. Çık, deprem oluyor. Tekrardan kısa bir süreliğine sarsıntı yaşadık. Deprem oluyor. Çık. Oradan çıktık. Alandan çıktık. Çık, deprem oluyor. Cem ışık. Ve Gaziantep Caddesi üzerindeki bir yer. Bu arada bir yer, böyle belli zaten. Yani bu şey, ne diyelim, zaten emanet ayakta duran bir yer gibi duruyor. Belki bir tadilat, belki başka bir şey var. Yani betonun yapısından da anlaşılıyor. Orada böyle olmaması gereken bir yapı, bir eklenti gibi duruyor. Bu depremde yıkılmış gibi. Tabii ki andaki görüntüler bunlar. Dediğim gibi yani bu arada hani herhalde olmaması gereken bir görüntü. Yani yukarıdan böyle komple aşağı indiyse bilemiyoruz tabii. Kimi yerlerde çatı eklentileri, bunlar öncelikle tabii düşüyor. Adli önündeki görüntü de buna benzer bir görüntüydü.
Evet, yıkıma yani yıkıma daha çok tabii daha çok onlar geliyor şöyle izleyiciler. Yani. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Yıkım da var. Aha. Neler söyleyeceksiniz neler? Ya afat acı. Sağ ol. Neler hissettiniz abi? Yıkım da var. Yıkım var. Ama geçmiş olsun. Sağ ol. Deprem oluyor. Tekrardan bir artçı oldu. Çık. Oradan çıktık. Alandan çıktık. Çık deprem oluyor. Tekrardan kısa bir süreliğine sarsıntı yaşadık. Ajanstan arkadaşlar tamam bunu alabiliriz. Bu görüntüyü alalım. Deprem oluyor. Yani sesi de alırsa bu deprem sonrası artçı sarsıntılarda oradaki muhabir arkadaşların kayıtları, o andaki ses kayıtları bu tip deprem olaylarının hemen ardından doğal olarak haberci refleksi, muhabir refleksi yıkım olan yerlere gitmesi. Bakın burada bir yerin bahçe duvarı yıkılmış. Yıkımı elbette gösteriyor muhabir arkadaşlarımız. Ama 5.9 büyüklüğünde bir deprem ve bu depremin ardından Düzce'nin genelinde İstanbul'dan Ankara'ya kadar hissedilen bu depremde depremle beraber işte bir kişinin kalp krizinden yaşamını yitirdiğine dair bilgiler var ama onun dışında Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Biri ağır, 35 kişi yaralı. Bunlar daha çok panik, korku nedeniyle yaşanan yaralanmalar, bir yıkım ve yıkım üzerinden herhangi bir yaralanma bilgisi şu ana kadar gelmedi, onu söyleyelim. İnsanlar binaların dışına güvenlik içerisinde çıktılar. Şu anda da sokaklarda, havada aydınlanmış Düzce'de az önce bağlandık. Oradaki havanın aydınlandığını gördük. Yaktıkları işte odun ateşinde ısınmaya çalışıyor. Tabii merkezde belirli bölgelerde battaniye yardımı yapıldığını gördük ama onun her yere ulaşması da elbette mümkün değil. Yani büyük bir yerde, her sokakta, her mahallede aynı şekilde ulaşılması mümkün değil. Deprem toplanma alanlarını da belki bu vesileyle konuşabiliriz. Normalde bu koşullarda insanların belirli hizmet alabilecekleri noktalarda toplanmaları ve orada da yardım ekiplerinin, bu tip ihtiyaçları karşılayacak ekiplerin, daha önce kimle konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama şimdi adını hatırlayamadım ama yani deprem toplanma bölgesi diyor. Ya deprem toplanma bölgesi ama bir deprem yaşam alanı değil. Yani en basitinden bir tuvalet ihtiyacını giderecek herhangi bir hazırlık bile yok. Temiz su ihtiyacını karşılayacak bir şey yok. Bir köşede deprem toplanma alanı. Toplanıp da ne yapacağız? O belli değil. Toplanıp toplanamayacağımız da belli değil. Çünkü binlerce kişinin yaşadığı yerde o 20 metrekare, 30 metrekarelik deprem toplanma alanları diye alanlar var. En büyük deprem toplanma alanları ise kupon arazi olarak herhalde görülüp onlar üzerinde alışveriş merkezleri, rezidansların dikildiği inşaatlar gördük. Bunu İstanbul'da gördük. İstanbul'da bunu gördüysek bunu herhalde Düzce'de de görmüşüzdür. Sakarya'da da görmüşüzdür. Bolu'da da görmüşüzdür. Yani oralarda buradan daha farklı davranılmasına neden olacak bir anlayış olduğunu zannetmiyorum. Sonuçta bu bir bakış açısı, bu bir ne diyelim olaylara nasıl yaklaşıldığına dair İstanbul oldukça önemli. Ve burada yapılanların başka yerlerde yapılacağına işaret olarak yorumlanabilir. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hemen az önce yaptığı açıklamayı bir kez daha ekrana getirelim. Deprem sonrası ilk bilgileri paylaşıyor. Daha doğrusu son bilgileri paylaşıyor. İçişleri Bakanı ilk andan itibaren bilgilendirmelerde bulundu.
en son yaptığı açıklamayı da hemen ekrana getirelim bir kez daha. Bazı noktalarda yine geçmiş 70'in üzerinde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bunların ikisi Orhan Hocam da biraz önce ifade etti. 4.4'ün üzerinde en son zannediyorum 6.50'de bir 4.3 daha geldi. Ve yani bu seviyelerde artçı sarsıntılarda 4'ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir. Onun için mümkün olduğunca az hasarlı veya hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım. Ama şunu ifade edeyim, şu ana kadar bize bir ağır hasarlı bina ile ilgili bir ihbar veya bildirim gelmedi. Yaptığımız taramalarda da böyle bir sonuca şu anda ulaşmış değiliz. Biraz önce hem Düzce Valimiz, Düzce Belediye Başkanımız Gölyaka, tüm arkadaşlarımızla ilk bir değerlendirme ortaya koyduk. Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu. Daha önce verdiğimiz bilgi çerçevesinde bir yaralımız ağır. Bolu'da atlama suretiyle leğen kemiği kırık bir yaralımız var. Herhangi bir hayat tehlikesi yok ama Düzce'deki hayat tehlikesi var. Depremin olduğu 4.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Yani hem 4.5 hem bundan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimize de görüşüp kendilerinden illeriyle ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor. Şebekeye de elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. Tabii ki hem doğalgaz olsun, elektrik kaçakları olsun, bir takım fabrikalar var. Bunlarla ilgili tedbire yönelik bir belli bir periyotta elektrik verilmesi söz konusu. 70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiş idim. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay, gerek AFAD tüm ekipler, battaniye olsun, diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanlarını sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ekiplerimiz ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Allah'a şükür şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Bir söylediğim gibi birkaç köyde ağır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız da gerekli tespitleri yapıyorlar. Tekrar geçmiş olsun. 4.08'de Düzce Gölyaka'da 5.10'da 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'dan Ankara'ya oldukça geniş bir sahada hissedildi. Pek çok yerde insanların yani Düzce dışında da uzak kabul edilebilecek, görece uzak kabul edilebilecek yerlerde de korkuyla sokaklara indiğine dair görüntüler de var. Artık hava aydınlandı. İşte Düzce merkezde sokaklardan görüntüler. İlk anda deprem anında elektriklerin kesilmesi ve o anda yaşanan korku, panik sırasında yaralananlarla ilgili bilgiler. Biri ağır, 35 kişi yaralı. Bu yaralılar herhangi bir şu ana kadar gelen bilgiler çerçevesinde bina çökmesi yıkım nedeniyle değil, daha çok korkuyla, panikle kendilerini binadan, kimisi pencereden atlayan, hızlıca binayı terk etmeye çalışanlar arasında olduğuna dair bilgiler var. Biri ağır, 35 kişi yaralı. Ağır yaralanan kişinin de kendisini camdan atarak deprem korkusuyla yaralandığına dair bilgiler var. Yaralıların tedavisi sürüyor hastanelerde. Olumsuz bir haber. Yani can kaybına dair depremle beraber
Bir kişinin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair bir bilgi az önce paylaştım. O bilgi henüz resmi kaynaklar tarafından gördüğüm kadarıyla Sağlık Bakanı ya da İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılmış değil. Ama bir kaynak üzerinden sizlere aktardık. Uzmanlar bu konuda ne diyor? Bu deprem için sürpriz diyenler var. Az önce kurduğumuz bağlantılarda da. Yani evet, Türkiye bir deprem bölgesi. Her an deprem hiç beklenmedik yerlerde meydana gelebilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Yani depremin yerini, zamanını tahmin etmek mümkün değil. Herhangi bir deprem için beklenen deprem ifadesi de hani belki pek doğru değil ama şu söyleniyor. Bu çok rastlanılan bir durum değil. Yani iki büyük deprem, o depremin ardından hani o fay ve fay hattı üzerinde kırılmalar takip edildiğinde beklenen bir bölge, deprem bölgesi şu an için öyle bir bölge değil. Buradaki kırılma yere yakın bir kırılma olduğu için de 5.9 orta şiddetteki bir deprem pek çok yerde şiddetli biçimde hissedildi. İnsanlar korkuyla, panikle sokaklara indiler. Şimdi sokaklara inen insanlar, çocuklar görüntülerde Anadolu Ajansı geçiyor. Onlara battaniye ulaştırılmış durumda. Kimi noktalarda yemek hizmeti de veriliyor. Evet, okullar tatil 3 ilde. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir pek çok bölgede hissedildi deprem. Herhangi bir can kaybı yok denirken tabii bu il ve ilçe merkezlerinde gelen bilgiler köylere şimdi artık yavaş yavaş ulaşılması mümkün. Bu tip depremlerde hep gördüğümüz ve uzmanların anlattıkları aynı deprem büyüklüğü her yerde aynı etkiyi yaratmıyor. Burada binanın yapısı önemli, zemin önemli. Yani taşlık bir bölgede bulunan bir binayla daha dolgu alanı olarak tanımlanan bir bölgede bulunan binanın alacağı hasar aynı olmuyor. Dolayısıyla yapının sağlamlığı, yapının özellikleri de depremin büyüklüğünden çok daha etkili hale geliyor. Bir yıkım olup olmadığını görmemiz için köylere de ulaşılması, köylerde de durumun ne olduğunu net olarak görmek lazım. Oralarda belki kerpiç binalar. Tabii köylerin avantajı çok katlı binaların olmaması. Daha işte tek katlı ya da birkaç katlı binalar. O binalarda daha az hasarın olması beklenir ama işte Türkiye'deki yapı stoğu bazen çok daha düşük depremlerde büyük yıkımları da görmemize neden oluyor maalesef. Evet, hazırlıklar çevre illerden, Düzce'nin merkezinden bir deprem anında hemen olaya müdahale edilmesi için hazırlanmış ekipler. Onlar belli ki iş başındalar. Bakın bir çadır kuruluyor, AFAD çadırı. Neyse ki çadır kurulabilecek bir alan bulunmuş. Yani İstanbul en çok depremin beklendiği, büyük depremin beklendiği alan, çadır kurmak için yer bulmak da bir hayli zor. Artık boş yer bulmak zor. Düzce'de AFAD ekibi bir yeşil alan bulabilmiş. Burada herhalde yardım hizmetleri daha çok planlanacak bu çadırlar içinde. Şimdi uzmanların açıkladıklarını, söylediklerini şu ana kadar söyleyelim. Bunlar aydınlatıcı olabilir. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ziyadin Çakır, Düzce'deki depremin beklenen büyük İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirtiyor. Evet, bunu başka uzmanlardan da dinledik ve aktardık. İstanbul depremini tetiklese depremden hemen sonra etkilenirdi. Yaşanan deprem yeri uzak mesafede ifadesini kullanmış. Karadeniz çıkışında kırılmayan bir parça vardı. Büyük bir olasılıkla bu fay parçası kırıldı. Ancak şu ana kadar can kaybının bildirilmemiş olması sevindirici. Bu bölge deprem açısından son derece kötü bir yer. Derin bir dolgu sahası burası. Doğal dolgu alanı, düz bir alan. Göl yaka ve civarı köylerde yıkım olma olasılığı var. Artçılar da olacaktır. Ama büyük bir deprem, yani 5.9'dan daha büyük bir depremin olmasını
hiçbir uzman beklemiyor. Bundan sonra önümüzdeki günlerde de devam edecek. Artçı sarsıntılara daha çok dikkat çekiliyor. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, ki onu az önce yayın almıştık, en az bir hafta 10 gün artçıların sürebileceğini söylüyor. Buna hazır olmak gerekir. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Dolayısıyla insanlar evet şiddetli hissettiler ama öyle ona karşılık gelen bir yıkım yok. Ya çok şiddetliydi, mutlaka bir yerler yıkıldı diye zaten korku ve panikle insanlar sokaklara çıktılar. Şu anda artık gece karanlığıydı belki ama gün ışıdıktan sonra da büyük bir yıkım ya da herhangi bir yıkım bu anlamda görmüyoruz. Lokal bölgelerde belki eski binalar ya da eklentiler, binalara yapılmış depremi dikkate almayan eklentilerin yıkıldığını görüyoruz. Adliyedeki yıkım o dikkat çekici. Onu da bir detaylandırmak, onun ayrıntılarına bakmak gerekecek. Çünkü kamu binaları, yani orada çok büyük bir zaaf var gibi. İstanbul'da pek çok bina ayakta dururken okulların depremden öncelikle etkilenmiş olması ya da daha önceki büyük depremlerde de kamu binalarının pek çok depremden önce yıkılmış ya da hasar görmüş olması, bu binaları kimler, hangi ihalelerle kimlere yaptırıyor, hiç denetlenmiyor mu, deprem konusunda gerekli özen gösterilmiyor mu sorularını sorduruyor maalesef. Bu İstanbul depreminin öncüsü bir deprem değil. Bu bilgi Şükrü Ersoy tarafından da paylaşılıyor. Marmara'da başka bir deprem bekleniyor. Bunun daha doğuda bir deprem olduğu, dolayısıyla İstanbul depremini aynı zamanda tetiklemeyeceğine dair de yine bir bilgi var. Jeoloji mühendisi Şerif Barış, sürpriz bir şey, hiç beklemediğimiz bir yer. 5.9-6 büyüklüğü oldukça sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorlar. Köylerde olabilir demiş. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım. Yani daha önceki depremlerde. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp deprem kuşağında, dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız. Hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi diyor. Bu kadar şiddetli hissedilmesinin nedeni. Okan Tüysüz, İTÜ öğretim üyesi. 17 Ağustos ve 12 Kasım'da iki büyük deprem yaşadık. Özellikle 17 Ağustos, Karadere fayı dediğimiz Gölyaka civarına kadar gelmiş ve oradan itibaren Marmara'ya kadar kırılmıştı. Doğusunda ve batısında iki deprem olacağı beklentisi vardı. Bugün olan 5.9'luk deprem, 17 Ağustos'ta kırılan fayın ucunda meydana gelen bir deprem demiş. Evet, 17 Ağustos'ta kırılmamış ucunda ki bölge. Oldukça sığ bir deprem. Tabii sığ olması depremin yüzeyde şiddetli hissedilmesini sağlayan faktör. 6, yıkıcı bir depremdir. Zeminin iyi olmadığını dikkate aldığımızda bir hasar beklentimiz de var diyor. Çok şükür ki can kaybı ve önemli bir hasardan bahsedilmiyor. Evet, sürpriz sayılabilir. Bu büyüklükte bir depremin olmayacağı öngörülüyordu. 17 Ağustos'taki depremin en doğu ucunda kalan kısım kırılmış oldu. Bu tetiklenmiş bir deprem olarak varsayılabilir. Bölgede daha büyük bir deprem beklentimiz yok. Zaten 6 büyük bir deprem hani bu anlamda. Bunun pek çok ilde hissedilmesi de normal, sığ bir deprem. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemalettin Şahin. O binaları yıkmayacak bir deprem olduğunu söylüyor. Evet, yani bu büyüklükte bir depremde binaların yıkılması beklenmez normal şartlar altında. Eğer 5.9'da binalar yıkılıyorsa sormamız gereken bu. Geçtiğimiz günlerde AFAD bir tatbikat yaptı. Bunlar çok önemli. Bu gibi durumlarda genellikle yaralanmalar, eşya düşmesi, kaçarken, yüksekten atlarken gibi durumlarda oluyor. Düzce Ovası dediğimiz bölge alüvyal topraktan oluşuyor. Biz bu topraklara binalar yapıyoruz. Yumuşak toprakta oturuyoruz. Bizim bu coğrafyada depremlerle yaşamaya alışmamız lazım. Önemli olan tedbirli olmak, sağlam binalar yapmak. Yoksa bu büyüklükteki bir depremde bina yıkılmaları olmaz. Evet, yani herkesin söylediği bu. Bu da deprem anında değişik kameralara yansıyan görüntüler. Sarsıntının
şiddetini gösteriyor. Bakın. Araçlar yerinden nasıl oynuyor? Bina içinden görüntüler vardı. Yani kimi evlerde yıkılan dolaplar, sallanan avizeler. Evet, yer sarsıntısı. Güçlü bir yer sarsıntısı tabii. Yani üstündeki arabayı salladığı şekline bakarsak, nasıl salladığına bakarsak. Evet, bu bir dükkan. Dükkan içinde raflarda bulunanlar yerlere düşmüş. Cam kırıkları konusunda tabii uyarılar var bu tip depremlerde. İçişleri Bakanı elektrik kesintisinin kontrollü olarak yapıldığını söyledi. Kontrollü olarak da veriyoruz dedi. Ancak o tam öyle mi? Tam deprem anında elektriklerin kesik olması. Belki de elektrikler kesikken zaten deprem meydana geldi. Onu da tam bilemiyorum. Yani deprem anında insanlar uyandığında elektriğin kesik olduğunu gördüler. Sarsıntıyla beraber mi elektrikler kesildi? Öncesinde kesikti de elektriklerin kesik olduğu bir ana mı denk geldi? Farklı bölgelerde farklı durumlar yaşanmış olabilir. Evet arkadaşlar, depremle ilgili isterseniz bunu çerçeveye alalım. Düzce'de 5.10'da 9 büyüklüğünde deprem. Korkuttu insanları. Neyse ki gündüz artık gündüz gözüyle de görebiliyoruz. Sağ salim insanlar şu anda o şoku üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Elbette binalarda inceleme yapılacak. O anda yani depremin hemen deprem sırasında yapılması gerekenlerden sonra bir de deprem hemen sonrasında yapılması gerekenler var. Onlardan biri binanın sağlamlığı test edilinceye orada evet bu bina sağlamdır denilinceye kadar herhalde o binalara girilmemesi artçı sarsıntılar ve daha sonrasında oluşabilecek yıkımlar nedeniyle bu konuda da insanlara battaniye ulaştırılması yanında belki binalarda bu kontrolleri yapacak ekiplerin de çok sayıda ve hızlıca olay yerine ulaşması güvenilir binalar için yeniden insanların binalara girişini sağlayacak bir organizasyonun da gerçekleştirilmesi gerekir. Evet, Düzce'de insanlar parklarda, sokaklarda şu anda deprem sonrası herhalde herkes onu bekliyor. Yani bir ikinci bir sarsıntıya karşı tedbir amacıyla sokaklarda bir de evlerinin kontrol edilmesi sağlamlığı konusunda tamam evde herhangi bir hasar yok bu eve girilebilir diye yetkililerin uzmanların değerlendirmeler yapmasına ihtiyaç var. Deprem anında yaşadığı korkuyu anlatan bir vatandaşın kameralara söyledikleri mikrofonlara söyledikleri var. Hazır mı arkadaşlar? Tamam verelim. Komşularımızın yanına geldik, ateşi yakmışlar, hiç kimse evde oturamıyor. Hı hı. Bir dolaşalım dedik komşuları. 23 yıl önceki manzarayı aynen yaşıyoruz. Allah herkese... Nasıl, bir korku yaşadınız muhakkak? Tabii ki yaşadık. 23 yıl önceki depremden daha şiddetli geldi bana. Hı hı. Çok sarsılma oldu. Tabii ufak tefek yıkımlar oldu şu anda ama... Heh, oradan görüntü alalım. Çok. Can kaybımız yok. Önemli olan o zaten. Evet, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Ereğli ilçesinde eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi. İnsanların farklı şiddette hissetmesi normal. Çünkü bulunduğunuz yer önemli. İlk depremde belki hanımefendinin bulunduğu yerle şimdi bulunduğu yer arasındaki fark onun daha şiddetli hissetmesine neden olmuş olabilir. Büyüklüğü 5.10'da 9. Bu büyüklükte bir deprem, orta büyüklükte bir deprem olarak tanımlanıyor. Binalarda herhangi bir yıkıma neden olmaması gerektiği normal şartlar altında ifade ediliyor. Çok daha hani büyük depremlerde belki hemen normal hayata dönebilen olağan akışın sürdüğü ülkelerde görüyoruz, biliyoruz. Türkiye'de bu büyüklükte depremler hepimizin yüreğini ağzına getiriyor ve korkutuyor. Çünkü ülkemizi biliyoruz.
ne kadar hazır olduğumuzu, ne kadar hazır olmadığımızı biliyoruz. Gazetelere bakalım mı arkadaşlar? Bir taraftan son dakika olarak ekranda durabilir. Sıcak gelişmeler varsa onları aktaralım. Bana da bilgi verirseniz o anda, yani sıcak gelişmeler olduğu konusunda. Onları da son dakika bilgisi olarak paylaşalım ama bir taraftan da isterseniz üçüncü bir pencere açabilirsiniz. Üçüncü bir pencerede gazeteleri verebiliriz. Gündem ne? Deprem olmasaydı bugün hangi gündemle başlayacaktık? Şimdi ona da yavaş yavaş geçelim. Gazetelerin ilk sayfalarını sizlere aktarayım. Bugün neler var, neler yok diye. Sözcü gazetesi çok karışık bir ilk sayfa hazırlamış. Şu 15 Temmuz mahallesinde sokaklara bakanların adı, cumhurbaşkanının adı verildi ya. Onun haritasını yapmış. Dün haberlerde hatırlayacaksınız, bunu aktardık. Yani Esenler'de 15 Temmuz adı altında bir mahalle var ve o mahallede sokak isimleri verilecek. Belediye toplanmış, demiş ki biz buraya çok saygıdeğer, sevdiğimiz AKP'li büyüklerimizin adını verelim. Kimleri verelim? İşte Mustafa Şentop, Mustafa Varank, İsmet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Abdülhamit Han. Onu da seviyoruz. Onu da bir cadde adını verelim demişler. Vahdettin'i de verdiniz mi diye bakayım. Yok, Vahdettin vermemişler. Onu da sevmediklerinden mi yoksa neyse. Yani kriter sevmek mi, onu anlamaya çalışıyorum. Demek ki sevmek kriter değil. Tek kriter o değil. Başka kriterler de var. Şöyle bir manşet çıkmış. Recep Tayyip Erdoğan bulvarından dön. İsmet Yılmaz Caddesi'ne yürü. Hulusi Akar Caddesi'ni geç. Mustafa Şentop Caddesi'ne var. Oradan Mustafa Varank Caddesi gelecek. Onu geçip Murat Kurum Caddesi'ne kadar gel. 2023 çıkmazında dur. Evet, AKP'ye gidiş rotası oluşturuluyor demiş. Yani AKP iktidardan giderken, kendisinin gittiği iktidardan giderken caddelere adını vererek, hiç değilse caddelerde adımız kalsın diye böyle bir hamle mi diye değerlendirmiş Sözcü gazetesi. Dün dündür, bugün bugündür, yarın ne olacak göreceğiz. Yıl 2020 Bahçeli katil Esat demişti. Yıl 2022 Bahçeli Esat'la görüşülmeli dedi. Devlet Bahçeli Erdoğan'ın darbeci dediği Mısır lideri Sisi ile teması içinde arkası getirilmeli dedi. Evet, Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa güzel yapar, iyi yapar. Zaten Devlet Bahçeli'nin şu anda bütün siyasi pozisyonu bu görebildiğimiz kadarıyla. O kendisinin daha önce ne söylediğiyle bir ilgisi yok. Hani Recep Tayyip Erdoğan yaptıysa mutlaka bir bildiği vardır. İyi yapmıştır, güzel yapmıştır diyerek ona destek açıklamaları yapıyor. HDP ziyaretinde de son derece olağandır ve doğrudur demişti. Sisi ile sıkışması için de olağandır ve doğrudur dedi. Esat'la görüşüleceğine dair zaten bilgiler olduğu için onunla da görüşülmelidir dedi. Kendisinin geçmişte söyledikleri farklı olsa da bugün söyledikleri bu. Ha, bugün söylediklerine bakarak tamam, bundan ders çıkartılmış. Artık bundan sonra demek ki böyle davranacaklar. Bundan sonra bunu böyle mi yapacaklar diyebilir miyiz? Herhalde onu diyemeyiz. Çünkü haftaya ne diyeceğini bilmiyoruz. Çünkü HDP için bir önceki hafta doğrudur deyip bir hafta sonra bir saniye tahammülümüz yok demişti. Haftaya bakalım. Yani yarın ne olacak göreceğiz diyor. Bu köylerden mi? Evet, Gölyaka'ya herhalde değil mi? Yakın Düzce'nin köylerinden ilk görüntüler. Evet, köylerde de artık tabii pek çok yerde betonarme inşaatlar yapıldı. Son dönemde büyük şehirlerde sıkışan insanlar köylere dönüş gerçekleştiriyorlar. Köylere dönenler de eski köy evlerinde değil, büyük şehirlerde alıştıkları konforu yaşayabilecekleri betonarme binalar inşa ediyorlar. Çok gördüğümüz, Anadolu'nun pek çok yerinde gördüğümüz görüntü bu. Dolayısıyla hafif dökülmeler var. Burası cami zannederim. Köyün camisi. Çatlaklar da var değil mi? Evet, o köydeki, az önce baktığımız köydeki cami, köyün camisi. Sıva dökülmeleri var, çatlaklar var.
Dedik ya işte yani bu tip görüntüler daha çok kamu binalarında ya da ihale yoluyla yapılan işlerde maalesef karşımıza çıkıyor. Sıva döküntüsü bir deprem hasarı olarak değerlendirilemez ama bu başka bir şey işte. Bu bakın burada döküntünün ötesinde hasarı ortaya koyan artık kolonlarda, kirişlerde durum ne bilemiyoruz ama güvensiz bir yapı olduğu açık. Aşağıda ağaç mıydı o, kırık mıydı öyle, çatlak mıydı yukarıya doğru çıkan? Evet. Hani tuğlalardaki çatlağın dışında görebildiğim kadarıyla kolon ve kirişlerde de çatlaklar var. Yani onlar tabii öyle görünüyor. Yani bu yalnızca tuğlalar değil. Riskli bir yapı olduğu anlaşılıyor. Şu saatten itibaren risk büyük. Yani depreme daha çok gece saatlerinde tabii yakalanıyoruz. Haliyle hani deprem sanki illa gece olacakmış gibi bir kural yok. Deprem bir gündüz saatinde, işte bir cuma namazı saatinde cemaat camideyken meydana gelebilir. Bu cami belli ki 5-10'da 9 büyüklüğünde bir depremde böylesi bir hasar aldıysa biraz daha büyük bir depremde yani maazallah çok daha ağır sonuçlar ortaya çıkabilir. Depreme hazırlıklı olmak gerektiği, tedbir almak gerektiği ortada. Bu konuda sınıfta kaldığımız da ortada. Çünkü biz işlerimizi böyle yapıyoruz. Devam edelim. Şu haberleri bir taraftan da aktarayım sizlere. Bir taraftan ders çıkartmıyoruz. Diğer taraftan her türlü belayı, musibeti, afeti de hemen Allah'a havale ediyoruz. Yani biz ne yapalım diyoruz. Amasra'da madenciler öldükten sonra da benzer cümleler kurulduğunu görmüştük. Deprem zaten doğrudan ne yapalım hani diyecekleri birilerinin kendi üzerlerindeki sorumlulukları, alınması gereken tedbirler konusundaki ihmallerini belki konuşmak yerine yani Allah böyle istedi deyip geçiştirmek istedikleri eksikler olarak karşımıza çıkıyor. Bu öyle bir davranış biçimi ki artık otomatiğe bağlanmış ve olur olmaz yerde insanı şaşkınlığa uğratacak biçimlerde, farklı biçimlerde işte tezahür ettiğini görüyoruz. Bu artık dil öyle alışmış, beyin böyle çalışmaya başlamış. Bakın iki gündür özellikle Suriye'yi konuşuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye hava harekatı başlatmıştı. O hava harekatı devam ediyor. Buna misilleme saldırıları Suriye tarafından yapılıyor. Normalde Türkiye'nin kontrol ettiği bir bölgede ve o menzilde hani olmaması gereken PYD, YPG'lilerin Türkiye'ye atış yaptığına dair bilgiler var. Bilemiyorum belki kullanılan roketler daha uzun menzilli midir? Hani hangi silahları kullanıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD, YPG'ye verdiği destekle sahip oldukları silahlar belki çok daha uzun menzilli ve çok daha uzaktan şu anda bulunulan noktalardan atışlar yapılmasına da imkan veriyordur. İlk etapta gelen bilgiler doğru olmayabilir. Ama can kayıplarımız var. Biliyorsunuz küçük bir evladımız 4-5 yaşında Hasan Karataş yaşamını yitirdi. Bir öğretmen yaşamını yitirdi. Öğretmenin cenazesinde kullanılan cümleler hepimizi şaşkına çevirdi. Az önce söylediğim yani efendim işte Allah'tan geldi ne yapalım yapacak da bir şey yok kadermiş filan diye kurulan cümleler artık o şimdi ölmeseydi hiç kimse tanımayacaktı ama o öldü artık onu herkes tanıyor diye cümlelere dönüşebiliyor.
değişik, utanç verici onu söyleyeyim. Yani değişik tanımlamıyor durumu ama utanç verici. Yani, bu değil yani. Durumu anlatan ifade bu değil. Bir acının paylaşımı da değil. Bu başka bir şey. Bu böyle bir savunma refleksiyle dediğim gibi kurulmuş, ayarlanmış beyinlerin düşünme biçimi ve dolayısıyla oradan çıkan cümleler. Mecliste bir tartışma var. Efendim? Tamam. Hazırlayalım. Biraz sonra verelim. Bakan Akar'la İyi Partili Çıray arasında. Bakan Hulusi Akar da hani Soylu'yla yarışamam belki ama hani onun kadar olamam belki ama niyetim var. Yani onunla yarışmak isterim modunda. Hani Soylu mu, Hulusi Akar mı, belki Erdoğan aday olmazsa kim aday olur, partinin başına kim geçer filan tartışmalar sürüyor. Gerçi Soylu için aynı zamanda MHP genel başkanlığını düşünenler, o koltuğa da onun geçeceğini söyleyenler var ama yarış milletvekillerine, karşı tarafta bulunan muhalif milletvekillerine en ağır sözü ben söylerim yarış. Şu anda gerçi İçişleri Bakanı'nı geçecek kimse yok. Yani o söylenen sözler, mecliste söylenen sözlerin karşısında bu ufak kalıyor da bu da yakışmıyor. Bu da yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Milli Savunma Bakanı, yani iki gün önce bir terör saldırısı ve terör saldırısının ardından bir askeri harekatı yöneten, hani orada Genelkurmay Başkanı, diğer kuvvet komutanlarına talimatlar veren, onu öyle yapın, bunu böyle yapın diyen, çıkıp kamuoyu önünde tüm toplumu bilgilendiren, demeçler veren biri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin sorduğu sorular karşısında o sorulara yanıt verecek. Yanıt vermek istemiyorsa da sessiz kalabilir. O da bir tercih. Yani soruyu beğenmemiştir. Sessiz kalırsınız. Hayır. Aytun Çıray kendisine aldığı bir ödülü Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk askerlerinin başına çuval geçiren komutandan aldığı ödülü hatırlatıyor. Sizi burada görmüşken diyor. Hulusi Akar belli ki çok kızgın bu konunun hatırlatılmasına. Ve orada kullandığı cümleler var. Akar'ın, Çıray Akar'ın Amerika'da aldığı madalyayı gündeme getirince Akar bağırarak sen şimdi bunları yayınlayıp oy alacaksın. Nah oy alırsın dedi. Nah oy alırsın. Onun ne demek olduğunu artık bilenler bilmeyenlere anlatırlar. Cumhuriyet Gazetesi. Ayşenur öğretmen ve 5 yaşındaki Hasan toprağa verildi. Tarifsiz acı diyor. Gaziantep'te terör örgütü PKK-YPG tarafından atılan roketler nedeniyle şehit düşen Hasan Karataş'la öğretmen Ayşenur Alkan dün son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur öğretmenin roket atıldığı sırada öğrencileri sığınağa götürmeyi başararak daha büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Evet, yani çok daha büyük bir facia olabilirmiş. Bir öğretmen öğrencileri götürmüş. Başka bir noktada tıra gelen bir roket vardı. Onun görüntülerini dün aktarmıştık. Tır orada olmasa roket kreşe girecek. Yani 4 yaşında, 5 yaşında çocuklar yaşamlarını yitirecekler. Böyle bir büyük faciadan dönüldüğüne ilişkin bilgiler var. Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Suriye'deki kaos devam ettikçe sınır güvenliği tam olarak sağlanmadığı sürece benzer olaylar gerçekleşebilir demiş. 24 Kasım öncesinde şehit düşen öğretmen Ayşenur öğretmen için 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun şehidim yazılmış. Ayşenur öğretmenin tabutuna bu yazı konulmuş. Artçı sarsıntılar sırasında Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler ve onların yaşadıkları o korku dolu anları arkadaşlar şimdi ekrana getirecekler. Düzce'de 5.10'da 9 büyüklüğünde deprem, ardından da artçı sarsıntılar meydana geldi. Az önce
Anadolu Ajansı muhabirlerinin, o artçı sarsıntılara yakalanan muhabirlerin o anki görüntülerini vermiştik. Şimdi de öğrencilerin çektiği görüntüler var. Hazır mı arkadaşlar? Onu da verelim. Evet, büyük bir korku yaşandığını ortaya koyuyor. Tabii görüntüler ve sesler. Seslerle birleşince oradaki korkuyu, paniği anlamak daha da mümkün. AFAD'dan yapılan son açıklama, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bilgisi var. Düzce'de biri ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere 35 vatandaşımız yaralı. Bölgeye 10 bin adet battaniye, 480 aile tipi, 20 genel maksatlı çadır gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye bir mobil koordinasyon tırıyla bir sosyal çalışma tırı sevk edilmiştir diyor AFAD. Evet, Düzce depremine ilişkin 74 artçı yaşandığını aktarıyor, yaralılar hakkında bilgi veriyor ve ardından da bölgeye gönderilen yardımlarla, hizmetlerle ilgili de bilgilendirme yapmış. Bir sıcak gelişme, son dakika bilgisi olarak aktaralım. Cumhuriyet'le devam edelim. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu, saçılan milyarları unuttu. Evet, böyle bir dünya var demiş. Meclisteki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmeleri. Bütçe görüşmeleri devam ediyor mecliste. İçişleri Bakanı böyle bir ortalığı sarstı, hani herkes onu konuştu birkaç gün boyunca. Ama bu arada tabii her gün hemen hemen işte bir bakanlığın bütçesi görüşülüyor. Bakanlar önce bir sunum yapıyorlar, ardından milletvekillerinin sorularını dinliyorlar. Kimisi hakaret ederek, kimisi gereğince yanıtlar veriyor. Çünkü bakanların her soruya da yanıt vermesi gerekmiyor. Bir bakan 100, 200, 500 soruyla birden karşılaşıyor. Dolayısıyla komisyon çalışması usulleri esasına göre yani bu soruların bir kısmını yanıtlayıp bir kısmını 15 gün içinde yazılı olarak yanıtlama imkanına sahip. Bakarsınız Hulusi Akar bir de kağıda yazar. Olur mu acaba? Kağıda yazıyormuş. Aytun Çıra'ya. Ne diyordu? Sen oyları nah alırsın. Yazılı cevap. Bir yazsa belki şey olur, ne yaptığını görür. O anda fark edememiş olabilir ama yazınca ya bu gönderilir mi gönderilmez mi bir yazılı cevap olarak belki durumu anlama noktasında faydası olur. Bence yazsın Sayın Bakan. Ulaştırma Bakanı komisyonda şimdi. Biz yollara para vermiyoruz diyor. İktidar en başından beri öyle söylüyor. Biz para vermiyoruz diyor. Ne parası? Biz onu kamu özel işbirliğiyle yapıyoruz. Ben elin müteahhidine fazladan para ödeyeceğim. Böyle bir dünya var mı ya dedi. Muhalefetse Zafer Havalimanı işte karşılığını verdi. Yani boşuna para verdiğin en çarpıcı örneklerden biri. Bakanın açıklamalarına karşın Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden 3 yılda toplam 4.6 milyar lira garanti ödemesi yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 3 yıldaki ödemesi ise 198 milyar lira. Kara İsmailoğlu muhalefetin Atatürk Havalimanı niye kapatıldı sorusuna da yanıt veremedi. Evet, böyle bir dünya mı var? Evet, böyle bir dünya var diyor. Müteahhitlere aktarılan paraları yıl yıl aktardığı gibi bundan sonra ödenecek paraları da yazmış Cumhuriyet Gazetesi. 2023'te 55 milyar, 2024'te 71 milyar, 2025'te 76 milyar demiş ama bunlar tahmini ödemeler. Çünkü dolara, avroya endeksli. Amerika'nın ve Türkiye'nin enflasyonu dikkate alınmamış hesaplamalar bunlar. Bambaşka tablolarda çıkabilir karşımıza. Milyonları kuruttular diye bir haber var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ekim'de açılışını yaptığı Malatya Hekiman Tüneli'nin çevre düzenlemesi için 4 milyon liralık peyzaj çalışması yapıldı. Açılıştan sonra ağaçlar söküldü, çimler kurudu. Milyonlar kurumuş. Milli Savunma Bakanı Akar ve İYİ Partili Çıray arasında gerilim, mecliste yine küfür diyor Cumhuriyet Gazetesi. Hablemitoğlu suikastıyla ilgili iddianame kabul edildi. Hazırlandığını haber yapmıştık. Dün de kabul edildi. 20 yıl sonra dava açılıyor Hablemitoğlu cinayetinin ardından. Sisi'ye tamam, Esad'a onay. Devlet Bahçeli Sisi'ye tamam onay veriyor ama devam edelim, Esad'la da el sıkışılsın diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tokalaşma zoruma gitti demiş. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışmasına tepki gösterdi. Benim zoruma giden Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmesi, itibarını yerle bir etmesi, bu tükürdüğünü yalamak demektir ifadelerini kullandı. Burada ifade belki yanlış anlaşılabilir. Yani tokalaşma zoruma gitti derken Mısır Devlet Başkanı ile el tokalaşmasında aslında Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir sorunu yok. Önceden söylenen sözler, söylenmemesi gereken sözlerin aslında herhalde üzerinde durmak lazım. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kişisel tavrı, kişisel düşünceleri ile ülkenin çıkarları arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığında bazen yutkunarak hiç istemediği halde, kişisel olarak onaylamadığı halde ülkesinin çıkarları için el sıkışabilir. Bazı sözleri söylememek zorunda kalabilir. Mesela Macron öyle söylüyor. Macron diyor ki ya kolay mı zannediyorsunuz? Ben sürekli birileriyle görüşmek zorunda kalıyorum diyor. Hiç haz etmediğim halde pek çok kişiyle görüşmek zorunda kalıyorum diyor. Mesela açık açık. Yani Erdoğan da kardeşim yani ben Mısır Cumhurbaşkanı'na hayran değilim. Yani sevdalısı da değilim. Tam tersi ama sonuçta ülkeni iyi temsil ediyorum. O da karşımda bir ülkeyi temsil ediyor. Ben Erdoğan olarak Türkiye-Mısır ilişkilerinin yerine kişisel değerlendirmelerimi koyamam. Benim kişisel kızgınlıklarım, küskünlüklerim devlet politikası haline gelemez demesi gerekirdi. Tepki gösterilecekse ona gösterilmesi lazım. El sıkışmaya değil. Hani tokalaşma zoruma gitti başlığıyla verilmiş. Tokalaşma değil. Öncesinde insanın zoruna gitmesi gereken durum. Bu sözler söylendikten sonra o el sıkışılınca evet o da insanın zoruna gider. Çünkü içeride her ne kadar yandaş medya üzerinden her şey olağan, her şey normal gibi aktarılsa da yabancı basında bu işler böyle konuşulmuyor, dünya meselelere böyle bakmıyor. Onlar gördün mü nasıl diz çökerttik, nasıl da sonunda pes ettirdik, dün söylediklerini nasıl unutturduk diyorlar en kibar haliyle. Bir Gün gazetesi 3 dediler 10 yıldır bitmedi demiş. 2013'te 1080 günde bitirilecek denen Ankara-İzmir demiryolu hattı aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala bitmedi. Proje başlangıcında 4.3 milyar lira açıklanan maliyet bu yıl itibariyle 10 kat artarak 47 milyar liraya çıktı. Bu nasıl hesap diye sormuş. Ankara-İzmir demiryolu hattı 1000 günde bitecek denmiş. 10 yıldır bitmemiş. 3 dediler, 10 yıldır bitmedi. Hesabın ayrıntıları var. Elektrikte emsalsiz zarar. AKP'nin elektrik dağıtımını özelleştirmesi yurttaşa fahiş faturalar olarak dönerken elektrik üretiminde özelleştirme hazinede adeta delik açtı. 2020 yılı dönem karı 171 milyon olan elektrik üretim anonim şirketi 2021 yılında 7 milyar zarar açıkladı. Özelleştirme zarar olarak dönüyor. Çünkü araya kar edecek bir kurum sokuyorsunuz. Bu hangi aklın eseridir? Devletsin, en kritik, en önemli alanlarda, hadi dediniz ki ya biz pijama üretmeyiz,
Pijama da üretmeli devlet. Ama dediniz ki biz pijama üretmeyiz. Elektriği niye teslim ediyorsunuz? Telekomu niye veriyorsunuz? Petrokimya alanında tesisleri niye teslim ediyorsunuz? Dünyanın en gelişmiş kapitalist ülkelerinde de en kritik alanlar bir özelleştirilmiyorlar, iki yabancılara verilmiyorlar. De ki bir özelleştirme varsa bile belirli alanlarda, oralarda yabancılara vermiyorlar. Bizde sınırsız. Para, din imanı yoktur. Ne olursa olsun gelsin, yeter ki para gelsin diye denilerek her şey özelleştirildi. Peki sonuç? Özelleştirme demek, kar eden kurumda bir aracı sokup kâra ortak etmek, kârını arttıracak bir işletmeciyi bu işin içine katmak demektir. Kârını öncelikle arttırmayı hedefleyen biriyle toplumun faydasını, toplumun çıkarlarını düşünen devlet arasında ki fark yalnızca fatura farkı değil. Aynı zamanda altyapıda harcanmayan, yapılmayan yatırımlar, harcanmayan paralar ve dolayısıyla eskiyen, çürüyen, ihtiyaç olduğunda kullanamadığınız, kesilip 3 gün, 4 gün boyunca tamir edilemeyen, elektrikler kesildiği için donarak ölen vatandaşların olduğu bir ülke haline gelmenize neden oluyor. Elektrikte emsalsiz zarar derken bu parasal kısmı. Dostlarından 5 milyar dolar daha kapacak. Evet, Suudi Arabistan 5 milyar dolar yardım yapacağız. Yani borç vereceğiz demiş. Yardım dediği o. Son aşamadayız. Yakında bir para Türkiye'ye vereceğiz demişler. Hani dostlardan gelen paralarla Merkez Bankası ayakta duruyor ya. Öyle diyordu ya Cumhurbaşkanı. Paraya sıkıştığımızda dostlarımız var neyse ki diye. İşte o dostlardan biri Suudi Arabistan. Silahları susturun. Erdoğan'a kara harekatı sinyalleri verirken muhalefet partileri silahların derhal susmasını istedi. İtidal çağrısı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya itidal çağrısında bulundular. Yani dediler ki tamam, askeri harekat, uğradığın saldırılar karşısında belirli ölçülerde kabul edilebilir. Ama ölçüleri aşmamak ve orada bir istikrarsızlığa da yol açmamak lazım. Hem Amerika'nın hem Rusya'nın görüşü bu. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'dan gelen Türkiye'nin kendisini savunma hakkı vardır sözü son dakika olarak öne çıktı. Onu zaten en başına itibaren söylüyorlar. Orada bir şeyleri yok. Yani bu kurdukları her cümlede var. Türkiye elbette teröre karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Ama aması var işte. Ama bizim IŞİD'e karşı mücadelemizi sekteye uğratacak, bölgeyi istikrarsızlaştıracak adımlardan da kaçınmalı diyorlar. Cümlenin başını alınca bir kara harekatına yeşil ışık yakmış gibi değerlendirilebilir. Cümlenin tamamına bakıldığında sizi anlıyoruz ama durmanız gereken bir yer var mesajı verildiği söylenebilir. Kara harekatı konuşuluyor ve tartışılıyor. Belki Türkiye'nin sınırlarından içeriye doğru değil ama özellikle Türkiye'nin kontrolünde olan bölgelerde Afrin, İdlib bölgesinde zaten neredeyse bir yıldır bir gece ansızın gelebiliriz demesiyle Cumhurbaşkanı'nın hazırlık yapan, bu arada oradaki güç dengeleri değiştiği için o dengeler arasında yeni yapılar öne çıkan, belki de bu koşulların oluşması için herkesin birlikte hareket edebileceği bir koordinasyonun sağlanmasına dönük o dengeyi kurarken yaşanan sarsıntılar nedeniyle bazı haberler okumuştuk. O denge kurulabildi mi bilmiyorum ama bölgeyi yakından takip edenler bir çatı altında bu bölgedeki yapıların toplandığını değerlendiriyorlar. Dolayısıyla belki Türkiye'nin hemen yarın sınırdan öteye bir kara harekatı başlatıp başlatmayacağı ne bakılıyor ama Suriye'nin içinde bir hareket başlayabilir. Bu da çok konuşuluyor. İlk adım oradan gelebilir. Dolayısıyla gözler aslında Suriye'nin içinde.
daha çok. Karar Gazetesi eş zamanlı operasyon demiş. Suriye toprakları yeniden ateş çemberinde. Mehmetçiğin sınır ötesinde terör örgütü kamplarına yönelik harekatı sürerken Rus ordusu İdlib'de rejim muhaliflerine karşı hava saldırısı düzenledi. İsrail'de İranlı milislerin kontrolündeki Hama ve Humus'u vurduğunu duyurdu. Bazı bölge uzmanları Suriye iç savaşında yeni bir aşamanın başladığını ileri sürdü. Evet, herkes Suriye'de bir yeri vuruyor. Az önce söylediğim noktada bir müdahale olabilir. Yani Türkiye'nin kendi askeri birliklerini değil ama Suriye içindeki örgütlenmiş yapıların başlatacağı bir harekata karşı Rusya önleyici saldırılar gerçekleştirmiş olabilir. İsrail'in saldırısı da benzer bir nitelikte olabilir. Yani vekalet savaşları yürütüldüğü için, o bölgede çok farklı gruplar olduğu için, o her farklı grubun arkasında farklı güçler olduğu için, dolayısıyla çatışma alanı yine Suriye ve farklı ülkeler, İran, Irak da bazı noktaları bombalıyor. İsrail, Rusya, Amerika, Suriye'de bazı noktaları vuruyor. Suriye iç savaşında yeni bir aşama başlamış olabilir. Var mı yeni bilgiler arkadaşlar depremle ilgili? İlk aktardığımız bilgiler dışında yok herhalde. Sevgili izleyiciler, nerede? Tamam. Bazı illerde Düzce, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Ereğli oralarda eğitime ara verildiği bilgisini paylaşmıştık. 5.10'da 9 büyüklüğündeki deprem ve o depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları. Bir kişi ağır yaralı, o da camdan atlayarak yaralanmış. Diğerleri de yine korkuyla, panikle kendilerini sokağa atmak isterken, sokağa çıkmak isterken yaralanan vatandaşlar olduğu yönünde bilgiler var. Bir yıkım haberi yok neyse ki. Yıkılmış bir bina yok ama hasar alan binalar olduğunu gördük. İşte az önce bir köydeki caminin görüntüleri o hasarı ortaya koyuyor. Cami böyleyse başka binalarda da benzer hasarlar meydana gelmiş midir? Şimdi daha çok il ve ilçe merkezleri dışında köylerden, köylere ulaşılıp oralardan bilgiler alınıyor. Yapılacak her türlü açıklamayı zaten son dakika sıcak bilgi olarak aktarıyoruz. Gazetelerle devam ediyorum. Bilim söylüyor maske zorunluluk. Profesör Doktor Alpay Azap'tan Harvard araştırmasıyla uyarı. Şimdi korona bitti, salgın bitti deyip maskeler indirildi ama korona da yaygın, başka diğer rahatsızlıklar da yayılıyor. Dolayısıyla maske etkili bir korunma yöntemi, yayılımı azaltıyor. Maskeyi mümkünse böyle salgın dönemlerinde illa korona olmasına gerek yok. Kullanalım, takalım uyarısı uzmanlar tarafından yapılıyor. Karkamış'a ağıt. Türkiye'nin yüreğini yakan acı. Karkamış'ta teröristlerin roketli saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'la Ayşenur Alkan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Devam etti gece boyunca da. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatı da devam ediyor, onu söyleyelim. Yani ilk gün işte uçaklar belirli sayıda belirli noktaları vurdu diye böyle bir hava harekatı haberleri geldi. Sonra bitti mi, artık hava harekatı yok mu diye denilebilir. Hayır, hala belirli noktalarda hava harekatları düzenlendiği belirli noktalara yine hedef alındığı, oralara uçakların atışlar yaptığına dair bilgiler var. Milli Savunma Bakanlığı'nın da yaptığı açıklama bu yönde. Sisi ile kalmasın, Esad'la da görüşülsün. Bahçeli. Erdoğan, güvenlik çizgisini olması gereken yere çekeceğiz. Evet, bu 30 kilometrelik sınır var ya, yani çok tartışmalı tabii. Ayn el-Arab, Kobani, yani orası zaten çok kilit bir nokta. Türkiye sınırında. Oraya girilebilir mi? Oraya Amerika izin verir mi? Amerika ile karşı karşıya kalmak karşı karşıya gelinir mi? Yani Amerika hayır, buraya giremezsin deyip
Orada durur mu ki Rusya var bölgede aslında. Özellikle Tel Rifat ve işte Kobani bölgesinde Ruslar da var. Dolayısıyla o belli değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani olamaz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız diyor. Evet, kara harekatı demişti. Kara harekatı ile ilgili daha güçlü bir ifadeyi en kısa zamanda tankımızla, topumuzla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız diyerek vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekip hazır, para hazır, krizi bitireceğiz. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 7 yılda bir kriz yaşadığına işaret etti. Kriz zincirini sonsuza kadar bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Ekiplerimiz, yatırımcılarımız taze para hazır, 3 Aralık'ı bekleyin dedi. Evet, bu Aralık'ta hani Kasım sonu demişti. Şimdi Aralık, 3 Aralık oldu. 3 Aralık'ta bir program açıklayacak Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri. Onu çok önden böyle büyük puntolarla reklamını yapıyor ve duyuruyor. Bakalım ne çıkacak ortaya bilmiyoruz. Para hazır dediğine göre Türkiye'yi artık krizlere sürüklenen bir ülke olmaktan çıkartacak bir projemiz var diyor. Krizi bitireceğiz. Meral Akşener, FETÖ dosyası var. Yani İyi Parti'yi biliyorsunuz. Meral Akşener önce MHP'nin genel başkanı olmak istedi. MHP'de seçildi de. Seçildi yani. MHP'nin genel başkanı olması gerekiyordu. Sonra bilmem hangi il, hangi ilçe idare mahkemesi verdiği bir kararla, şimdi hatırlamıyorum. Hayır dedi, bu kongre dedi, geçersizdir dedi. O zaten AKP ile MHP'nin yan yana geleceğini, bundan sonra birlikte yol götüreceklerini, süreceklerini gösteren çok önemli bir mahkeme kararıydı. Meral Akşener kendi partisini kurdu, İyi Parti'yi kurdu, diğer arkadaşlarıyla beraber. Orada seçime girmesin diye çok ciddi bir müdahale yapıldı, baskın seçim yapıldı. Yani baskın seçimin nedenlerinden birisi Meral Akşener'in seçime girmesini engellemek, İyi Parti'nin seçime girmesini engellemek. Orada CHP manevrasıyla, milletvekili transferi manevrasıyla İyi Parti'nin seçimlere girmesine de katkı sağlandı ve kongre iptal ederek olmadı, seçimlere girmesi engellenerek olmadı. Seçimlerden sonra, hemen sonra bir FETÖ dosyası çıktı ortaya. Meral Akşener diyor ki, ya kardeşim ben FETÖ'cüysem o zaman yargılayın beni, hadi koyun önüme. Hadi mecliste araştıralım. Bu FETÖ'nün bir siyasi ayağı mutlaka var. O ayak bensem beni ortaya çıkartırsınız. Başkaları ise başkasına çıkartırsınız. Hadi hep beraber meclis araştırsın. Meclis araştırmasın. Ama mahkemede dosya var. Dosyada gizli tanık var. Kim gizli tanık? Ne söylemiş? Bu gizli tanık hikayelerini biliyorsunuz. Onlar da belli değil tam olarak. 6 yıldır bir tehdit unsuru olarak bir dosya orada bekliyor. Ya Meral Akşener FETÖ'cüyse? Asla yakıştırmam ve bunu değerlendirmem de, hani yargıda bu işi yürütenlere söylüyorum. Diyelim ki Meral Akşener FETÖ'cü. 6 yıl sürer mi bir soruşturma? 6 yıl. Çıkarsanıza bir an önce ortaya kardeş. Yani çıkartın bir an önce ortaya. Belki yarın Cumhurbaşkanı olacak. Başbakan olacak. Niye izin veriyorsunuz? 6 yıl sürer mi bir soruşturma? Üstelik karşı taraf bir an önce soruşturun. Hadi ne varsa ortaya dökün diye de sürekli çağrıda bulunuyor. Hayır. Bir dosya açık kalsın. Ne zaman devreye girer? Herhalde yine iktidarın bu tekliflerine vereceği yanıtlarla ona karar verecekler. Bir tarafta FETÖ dosyası açık, diğer tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve millisin buraya gel, etrafındakilere bak diye çağrıda bulunuyor. Cumhurbaşkanının dosyadan haberi yok mu?
FETÖ dosyasına 6 yıl sonra gizli tanık, Akşener'in avukatı hukuka aykırı diyor. Bunu dün aktarmıştık sizlere. Henüz daha gazetelere haber olmadan önce. Evrensel Gazetesi, savaş bütçesi katlanıyor demiş. Türkiye derin bir yoksulluk içindeyken Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılan bütçe dikkat çekici oldu. Geçtiğimiz yıl 80 milyar 439 lira olan bütçe için bugün öngörülen rakam 182 milyar 770 milyon lira. Evet, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi 80 milyardan 182 milyara çıktı. Savaş bütçesi katlanıyor demiş. Alırsın sen de bu boş tencereyle bizden oy. He. Ben zaten okur okumaz göndermeyi anladım ama altına da bir not düşmüşler Sefer Selvi'nin çizimine. Karikatüre bir yaklaşırsak, Aytun Çıra'ya Milli Savunma Bakanı oy alırsın sen hani dedi ya, başına da bir başka ifade koyarak. Vatandaş da iktidara diyor, alırsın sen de bu boş tencereyle bizden oy. Yani alırsın sen de dediği işte o. Hulusi Akar'ın söylediği kelimeyi oraya koyun. Evet. Uyuşturucu onlar için şiddet ve yoksulluk demek. İstanbul'da uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu yoksul bir mahallede görüştüğümüz bir grup kadın için uyuşturucu en can yakıcı sorun. Eşleri uyuşturucu kullanan kadınların hayatında madde bağımlılığı hem şiddet hem de yoksulluk olarak karşılık buluyor. Bir kadın, Nuran, her uyuşturucu kullandığında bana zorla saldırıyor. Nimet, sürekli çocuklarıyla tehdit ediliyor. Sürekli çocukları öldürürüm, hepinizin ölüsü çıkar bu evden diye tehditler savuruyor. Evet, uyuşturucu bağımlısı, eşler ve onların eşlerinin yaşadığı büyük sorun Evrensel'de aktarılmış. İçeride tabii daha geniş biçimde onlarla yapılmış röportajlar var. Ülkenin büyük sorunları var tabii. Bu büyük sorunlar maalesef bir ya da iki ile de sınırlı değil. Dolayısıyla Türkiye'de gündem tek bir konuya odaklanıp o sorun çözüldükten sonra hani işimize bakalım denilecek boyutlarda değil, nitelikte değil. Hani bir gün her şey iyidir, güzeldir, yolunda gidiyordur. Farkında olmadığımız bir sorunu fark eder. O sorunu çözünceye kadar uğraşırız. O sorunu halledince de yeni bir soruna kadar bekleriz. Bizde öyle değil ki. Bir sorun yok, çok sorun var ve hiçbir sorun çözülmüyor. Deprem, depreme hazır mıyız? Ne kadar hazırız? Her deprem sonrası aynı soruyu soruyoruz ve hazır olmadığımızı görüyoruz. Uyuşturucu. Bugün gündem, yarın gündem, 3 yıl sonra gündem, 5 yıl sonra gündem. Hep gündem. Yoksulluk da öyle, eğitim de öyle, sağlık da öyle. Çözülmeyen onlarca sorun. Sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Dejavu diyor ya, dejavu. Hep aynı. Tamam, peki. Arkadaşlarımız Düzce depreminin hemen sonrasında vatandaşlarla yapılan röportajları derlemişler. Onu ekrana getirelim. Saat başındayız. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Bugün saat 4.08'de Düzce'de 5.10'da 9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Oldukça geniş bir bölgede Ankara, İstanbul, İzmir bütün bu arada çok sayıda ilde vatandaşları yatağından kaldıran şiddette bir depremdi. Yer üstüne yakın kimi kaynaklar 10, kimi kaynaklar 3.6 kilometre diyor. Ama yere yakın sığ bir deprem. Dolayısıyla pek çok bölgede hissedildi. O depremin etkisiyle korkuyla ve panikle yaralananlar var. Biri ağır, 35 yaralı var. Vatandaşlar kendilerini sokaklara attılar. Şimdi artık hasar tespit çalışmaları yapılıyor. İl, ilçe merkezleri ve köylerde hasar tespit çalışmalarına dair yapılacak açıklamaları bekliyoruz. O deprem anı, depremi yaşayanlar ve onların anlattıkları. Çok korktuk. Gerçekten uykudan bir uyandım. Her yerde, her yerde evimde kırılmadık. Hiçbir şey kalmadı. Geçmiş olsun. Şu an ne yapacağımızı bilmiyorum. Komşularımızın yanına geldik. Ateşi yakmışlar. Hiç kimse evde oturamıyor.
Bir dolaşalım dedik komşuları. 23 yıl önceki manzarayı aynen yaşıyoruz. 23 yıl önceki depremden daha şiddetli geldi bana. Çok sarsılma oldu. Yani buranın fay hattı üstü yani Düzce. Yani insanların buna alışkanlık haline getirmesi lazım. Yani böyle bir hemen 6.1 bir depremde böyle panik içinde olmaması lazım yani. Evet. Korkuyla tabii ilk defa yaşıyoruz depremi de. O korkuyla bir anda hemen dışarı çıkalım dedik. Öyle aşağı indik. Şu anda bekliyoruz, herhangi bir artçı sarsıntı olmamasını temenni ediyoruz. Dolabın kapısından bir ses geldi. Allah Allah dedim, bu ne? Bir lambayı yaktım, avizeye baktım, dedim tamam deprem oluyor. Öyle tam eşimi kaldırıyordum, o da kalktı zaten. Öyle apar topar bir yorgan aldık yanımıza. Birkaç eşya, öyle de çıktık dışarı. Ben hayatımda hiç bu kadar hissetmemiştim depremi ama beşik gibi salladı diyebilirim ve çok uzun sürdü. Hani uyanıp algılamam, ışığı açıp diğer odalara gitmem falan hala sallanıyordum. Gerçekten çok korktum. Önce yavaş başlayan, sonra da hızını arttıran bir depremdi ve bayağı bir salladı. Eminim birçok kişi korkmuştur. Çocuklu aileler öncelikle dışarı çıktı burada. Yapılarına güvenen veya güvenmeyen ama deprem ürkütücü bir şey. Depremin bitmesini bekledik. Deprem anında merdivenler güvenli bölgeler değil çünkü. Bitmesini bekledik. Ondan sonra yavaş hareketlerle çıktık. Evet, doğru hareket sarsıntı anında panikle dışarı çıkmak değil. Güvenli bir nokta, daha önceden tespit edilmiş bir noktada kendinizi küçülterek beklemek. Sarsıntı bittikten sonra sakince çıkmak. Burada elektriklerin kesilmesi tartışmalı. Onu deprem uzmanları programımızda söylediler. Depremin kesilmemiş, elektriğin kesilmemiş olması gerekirdi. Çünkü karanlık yaralanmaları arttıran bir etkisi var. İçişleri Bakanı kontrollü elektrik kesintisi diyor. Düzce'ye bağlandığımızda CHP İl Başkanı, yani deprem olduğu anda yataktaydık, sarsıldık ve uyandık ama elektrikler o andan itibaren kesikti zaten diyor. Dolayısıyla ne kadar kontrollü onu bilmiyoruz. Öyle bir sistem mi var? Yani deprem sallandığı anda elektrikleri kesecek. Elektrik kesilmeli mi? Doğalgaz tamam. Patlamaları önlemek için kesilmeli ama elektrik kesilmeli mi? O saatlerde o herhalde yine konuşulacak ve tartışılacak bir konu. Naci Görür, depremde en çok böyle hani kulak verilen isimlerden biri. Naci Görür iki tweet paylaşmış. Arkadaşlar, Düzce'de olan bugünkü depremle bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı tüneli ile Bolu güneyi arasında kafa bağlanan hat henüz kırılmadığı için Kuzey Anadolu fay hattı bu. Kuzey Anadolu fay hattı. Yani o bizim İstanbul'u alıp böyle ta Erzincan'a kadar giden, o yukarıdan Karadeniz'in hemen altından giden hat var ya, Türkiye haritasında kırmızı bir çizgi, hepiniz bilirsiniz. Bolu Dağı tüneli ile Bolu güneyi arasında bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Evet, Bolu Dağı tüneli Bolu güneyi arasında hala kırılacak bir fay hattı var diyor. Sarıdere, Gölyaka, Düzce'de 6 büyüklüğünde deprem oldu. 99 depremleri fayın bu kesimini Bolu tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka Sarıdere arasında kırılmamış, İşte Kuzeydoğu Güneybatı uzanımlı kısımda oldu diyor. Onu da tek tek, onu bir yakın verebilirdim. Bakın kırıldığı yeri de gösteriyor. Yani ara bir fay gibi görünüyor. Muhtemelen burada olmuştur diyor. Ama bakın öbür taraftan uzanan, yani boylu boyunca uzanan faylar var. Birbirini tetikleyen, enerji birikimi aktaran faylar da var aşağıda ve yukarıda. O iki hattın arasında bir fay kırılması olduğunu söylemiş. Evet, böyle bir uzanım, böyle bir kısım var. Gölyaka'nın hemen üzerinde Sarıdere'ye doğru orada yaşanmış olabilir diyor. Değerlendirmesi böyle. Ama hocanın daha kırılacak dediği yerler de var. Evet, depremle ilgili
Yeni bilgiler bekliyoruz. Bir taraftan da arkadaşlarımız deprem bölgesine doğru harekete geçtiler. Vardılar ya da varacaklar. Her an varabilirler. Dolayısıyla oradan da bakacağız deprem bölgesinde vatandaşların durumuna, binaların durumuna. Şu anda gelen bilgiler o deprem anında büyük sarsıntı hissedenlerin korktuğu gibi bir deprem görüntüsü yok. İnsanlar korktular gerçekten. İstanbul'da da sokaklara çıkanlar var. Yani battaniyeye sarınıp dışarıya çıkıp oturanlar. Onların da görüntüleri var. Onları da ilerleyen belki saatlerde gösteririz. Milli Gazete'ye bakalım. Amerika ve Siyonizm belirliyor. Müslümanların kime düşman olması gerektiğini demiş. Uluslararası ilişkilerde bütün denklemler değişirken dünyadaki gelişmeleri, algı operasyonları ve küresel güçler penceresinden değerlendiren Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi ve Milli Gazete yazarı doçent doktor Mücahit Gültekin dikkat çeken ifadeler kullandı. Amerika ve uluslararası Siyonizmin algı operasyonları konusunda uzman olduğunu söyleyen Gültekin, Müslümanların kime düşman olması gerektiğini bile Amerika, İngiltere, uluslararası Siyonizm ve onların maaşlı elemanları belirliyor dedi. Evet, yalnızca Müslümanların değil, yani tüm dünyanın kime düşman olması gerektiğini onlar belirliyorlar. Kurdukları müthiş hegemonya, özellikle medya alanında, kültür alanında, dilde, pek çok alanda. Yani onların dilini kullanıyorsunuz. Onlara karşı argümanlar dile getirirken, farklı şeyler söylemek isterken aslında onların önünüze koyduğu bir dili kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Araçlar. Ve onlar belirliyorlar. Çünkü onların bir iyisi var. Onlarca belirlenmiş bir iyilik kavramı var. Kendileri iyiyi temsil ediyorlar. Amerika, Avrupa. Onun dışında onların kötü olarak gördükleri dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir ülkede, herhangi bir insan grubu yok edilebilir mesela. Bir sinek gibi görülebilir. Onlar dünya için kötülük saçıyordur. Fenalık merkezidir. Halledilmelidir. Uçaklar canlı yayınlarda üstelik bir şehrin üzerinde saatlerce ölüm yağdırırken insanların bu görüntüyü alkışlayarak seyretmesini sağlayacak mekanizmaları var. Filmler var ya, o Amerikan filmlerinde falan görüyoruz ya. Bir sahne var, adam adamı hani öldürürken sen de onunla beraber şey diyorsun, ya ne kadar iyi yaptı, eline sağlık, ya da döverken filan. Niye? Çünkü öyle anlatıyor ki zaten dövülmesi ve öldürülmesi gereken bir adam, bir karakter çıkıyor karşına. Karşı taraf ona vurduğu anda senin böyle içinin yağları eriyor filan. Ne güzel, eline sağlık diyorsun. Dünyayı da öyle yönetiyorlar. Öyle toplumlar, öyle... kendilerinin dışındaki medeniyetler, hepsi gerektiğinde yok sayılabilecek, katledilebilecek, öldürülebilecek gruplar, insanlar, toplumlar olabilir. Yeter ki onların canı sağ olsun. Yeter ki iyiyi temsil eden o merkeze bir şey olmasın. Doğru. Amerika ve Siyonizm belirliyor demiş. Belki Avrupa'nın da o işte İngilizleri de katacağımız daha geniş bir coğrafyayı da katabiliriz. Ama böyle bir büyük algı, ama o algıyı aynı zamanda ayakta tutacak imkanlara da sahip bir güçle karşı karşıya olduğumuz kesin. Kim, nerede, ne yapmalı? İyi kim, kötü kim? Ukrayna. Yani... Ukrayna'da darbe oluyor, ona darbe demiyor. Ukrayna'daki darbenin ardından darbeciler ülke içerisindeki belli bir topluma karşı etnik temizliğe girişiyor. Adı etnik temizlik olmuyor, ırkçılık olmuyor. Buna karşı harekete geçildiğinde ise aman oluyor. İran, Irak, Suriye ve daha pek çok bölge, Filistin. Kim iyi, kim kötü? Amerika söyleyecek. Biz de
çok yaygın bir biçimde Türkiye'de ondan çok etkilenen, oradan beslenen, oradan kurduğu ilişkilerle köşe başlarını tutmuş, koltuklarında o yüzden oturan, o yüzden yıldızı parlatılmış isimler topluma önderlik ediyor ya da sözcülük yapıyor ya da onlara yol gösterici ya da onlara haber anlatıcı oluyorlar. Onlar hep suyun üstünde kalıyorlar. Korkusuz gazetesi, işte milletin hali demiş. Milyonlar ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor. Tamam. Telefonla bağlanabiliriz. Yani ben orada... tamam. Peki. Arkadaşlarımız, muhabirlerimizin de orada olduğunu ama bağlantıyı oradaki 4.5G sıkıntısı nedeniyle kuramadığımızı söylüyorlar. Onu zaten gördük. Düzce'de il başkanına bağlandığımızda da tabii yoğun bir trafik var. Şimdi orada yalnızca Düzceliler de yok. Düzce'nin hani belli bir kapasitesi varsa oraya yardıma giden ekipler, pek çok grup orada oluşturduğu trafik, yeni nüfus, o mevcut altyapı hiç hasar görmemiş olsa bile artan nüfus ve o hareketlilik nedeniyle daha yoğun görüşme trafiği nedeniyle iletişimde sorun yaşanması normal. Neyse ki deprem büyük, yani yıkıcı bir deprem değil. Yıkıcı bir depremde ne kadar hazır olduğumuz konusu oturup böyle işte uzmanla konuşmak lazım. Biz 5.10'da 9'a hazır mıyız? Şimdi onu konuşuyoruz. İşte milletin hali. Halkın tek gündemi pahalılık. Aşırı fiyat artışları dar gelirliği bunalttı. Anneler her sabah bugün ucuza ne pişirebiliriz diye dertleniyor. Doya doya alışveriş yapmak hayal oldu. Vatandaş artık 20-30 liralık kıymayı zor alıyor. 100 liraya dolan market arabası 309 liraya doluyor. 10 çalışandan 8'i borç içinde mücadele ediyor. Milyonlarca dar gelirli vatandaş açlıkla savaşıyor. Ya vallahi herkes oturacak karar verecek. Yani bunu mu hak ediyoruz? Hak ediyor muyuz? Ne kadar hak ediyoruz? Buna karar verecek. Şu anda milyonlar şöyle... Peki, bağlayabildik. Peki, Engin Açar muhabirimiz Düzce'de. Hemen Engin'e bağlanalım, bağlantıyı sağlamışken, kopmadan. Engin? Evet, söz sende, ilk izlenimlerini alalım. Murat Taylan, kameraman arkadaşım. Evet, şu anda Düzce'deyiz Murat Taylan. Hemen arkamızda sık sık ekranlarda, sosyal medyada gördüğümüz adliye var. Gördüğünüz gibi çatısı tamamen uçmuş durumda. Ön tarafında da kiremitler var. Akşam, yani gece saatlerinde nöbetçi çalışanlar adliyede bulunuyordu. Onlar da apar topar çıkartıldı. Daha yakınından yayın yapmak istedik ama bulunduğumuz noktada ciddi bir sinyal sıkıntısı da var. Genel anlamda elektriklerin de yer yer hala kesik olduğunu bildirelim ve sıcak bir bilgiyle başlayalım. Hastaneden ve yetkililerden aldığımız bilgilere göre iki kişi maalesef hayatını kaybetti. Biri 63 yaşındaki Sevim Çengel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diğeri ise 48 yaşındaki Hikmet Çelebi, deprem anında kendini pencereden aşağı attığı için, o panik nedeniyle kendini camdan aşağı attığı için hayatını kaybettiğini bildirdiler. Sabaha karşı saat 4.08'de meydana geldi merkez üssü Düzce Gölkaya depremin. Sadece Düzce'yi değil, İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok çevre ili çok şiddetli bir şekilde etkiledi. Bizler de Ankara'dan geldik ve o saatte ben de yatağımdan bir anda uyandım. Çok net bir şekilde Ankara'da da bu deprem hissedildi. Marmara ve İç Anadolu'nun birçok bölgesini etkiledi diyebiliriz. AFAD 5.9, Kandil Rasathanesi ise şiddetini 6.0 olarak ölçtü. En büyüğü 4.3 şiddetinde olmak üzere depremden sonra 70'in üzerinde artçı depreminde meydana geldiğini tekrar belirtelim. Şöyle kameraman arkadaşımın etrafı da bir göstermesini istiyorum. Yani burası Düzce'nin henüz girişi Murat Taylan. Binalar çok yüksek olmamasına rağmen insanlar yine tedirgin, yine panik ve evlerine girmek istemiyorlar. Adliyenin çevresinde boş araziler olduğu için vatandaşlar
vatandaşlar genelde bu boş arazinin çevresinde şu anda bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Kameraman arkadaşım Cemal gösteriyor şu anda adliye binasını. Murat Aylan, bu adliye aslında 99 depreminden sonra sıfırdan yapılmış bir adliye. Dış cephesi tamamen hasar görmüş bir durumda. Çatısı da, dış cephesi de, tuğlaları da hasar görmüş bir durumda şu anda. İçeriden de bilgiler aldık. İçeriye giremiyoruz ama asma katların olduğunu belirttiler ve bu asma katlarda da ciddi hasarların olduğu bilgisi geldi. Dediğim gibi deprem sırasında içeride çalışan, adliyede çalışan memurlar vardı. O memurlar da apar topar adliyenin bahçesine çıkartıldı ve şu anda onlar da bekleyişlerini devam ettiriyorlar. İçeriye hiçbir şekilde giriş yok. Hasar tespit çalışmaları için yetkililerin de adliye binasına gelmesi bekleniyor. Elektriklerin Düzce'nin büyük bir kısmında şu anda kesik olduğunu tekrar belirtelim. Çevre binalarda da çok inanılmaz derecede bir hasar yok ama maalesef çatlakların oluştuğunu bazı binalarda tekrar belirtelim. Vatandaşlar hala sokakta bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Deprem gece saat 4'te sabaha karşı meydana geldi. Hava soğuk olmasına rağmen o saatten itibaren vatandaşlar sokaktaki bekleyişlerini devam ettirdiler. Üstelik sadece Düzce'de de değil, Ankara'da da, İstanbul'da da, diğer çevre illerde de panikleyen vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Yetkililer hala tespit çalışmalarına devam ediyor. Yaralılardan da gelecek haberleri bekliyoruz. Buranın ardından başka bir bölgeye geçeceğiz. Orada da sokaktaki vatandaşları görüntüleyeceğiz. Onlarla konuşacağız. Yeni gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz Murat Taylan. Peki, çok teşekkürler Engin. Kolay gelsin. Kameraman Cemal Aytekin ve muhabir arkadaşımız Engin Açar deprem bölgesinde, Düzce'deler. Bizlere bundan sonraki saatlerde de oradaki gelişmeleri aktaracaklar. Tabii Engin iki ölüm haberi de verdi. Maalesef camdan atlayan ve durumunun ağır olduğu, ciddi olduğunu söylemişti İçişleri Bakanı. Henüz bir resmi açıklama yapılmadı ama muhabirimiz bu bilgiyi paylaştı. Diğer taraftan kalp krizi neticesinde yaşamını yitiren bir vatandaşımızın da korkuyla yaşadığı kalp krizi haberini de verdi. Tabii bunun deprem saatine denk gelmiş bir kalp krizi olması da söz konusu olabilir. O yüzden resmi açıklamayı belki bu anlamda beklemekte fayda var diyelim. İçişleri Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı da bekliyoruz. Evet, Düzce'de 5.10'da 9 büyüklüğündeki deprem oldukça kalabalık insanların yaşadığı, nüfusların yaşadığı kentlerde hissedildi. Türkiye'nin 3 büyük kenti İzmir, Ankara, İstanbul, buralarda da hissedilen, insanları korkutan, kimi noktalarda insanların sokağa çıktığı ama durum netleşinceye kadar deprem bölgesi. Çünkü bilemiyorsunuz, yani İstanbul'da çok güçlü biçimde sarsılıyorsunuz. Deprem nerede? İstanbul'da mı? Çevrede neler var, neler yok diye. Herkes tabii hemen sosyal medya üzerinden depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü anlamaya çalıştı. Bir sistem var Google'un kurduğu. O böyle telefonlarla vesaireyle bir 5.10'da 3 büyüklüğünde, ilk anlarda, yani depremin ilk anlarında, daha birinci, ikinci dakikasında 5.10'da 3 büyüklüğünde Düzce'yi işaret eden bir deprem görüntüsü, bir ekran görüntüsü gördüm ben o saatlerde. Ben depremden ile beraber uyandım. Zaten uyanmama 5-10 dakika kalmış bir saat. Güne başladığımız saatler. 5-10'da 3 deyince hani çok büyük değil sonuçta. Sonrasında işte resmi açıklamalar geldi. 5-10'da 9. O da büyük değil. Yani çok büyük değil. Orta şiddette diye ifade ediliyor. Orta büyüklükte diye ifade ediliyor. Özür diliyorum. Şiddet ve büyüklük depremde hissedilenle hani büyüklük arasında farklar olabiliyor. Aynı deprem farklı noktalarda farklı şiddette hissedilebiliyor. Dolayısıyla büyüklük kavramı burada deprem uzmanlarının doğru kullanın diye bizi uyardıkları kavram. 5-10'da 9 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi. Bu orta şiddetteki, bu orta büyüklükteki depremin ardından da bir yıkım aslında beklenmiyor. Nitekim yıkım yok ama kimi noktalarda işte böyle dökülen parçalar var. Adliye binası, o dehşet, yani dehşet derken adliye binası, kamu binası. Bu sorunları hep kamu binalarında yaşamamız tesadüf değildir herhalde. Yani tanıdık müteahhitler, tanıdık ihaleler midir, nedir? Niye hep kamu ihalelerinde
Yani içinde kamu binaları dediğimiz yüzlerce, binlerce insanın içinde aynı anda bulunduğu binalar. Yani bu binalarda adalet binası, hakimler, savcılar, duruşmaya girenler, okullar, hastaneler, normalden daha fazla sağlam yapılması gereken, çok daha dikkatli, çok daha özenli, çok daha sağlam binalar olması lazım. Çünkü büyük bir deprem olduğunda devleti ayakta tutacak binalar buralar. Devlet hizmeti nasıl götürecek? Nasıl organize olacak? Aynı anda barınabileceğiniz, sığınabileceğiniz binalar olması lazım. Tüm okullar, camiler, hastaneler. Şimdi cami, görüyoruz görüntüyü. Burası bir cami. Etrafında binalarda böyle bir hasar yok. Ama bu cami kolonları, kirişleri belli ki kırılmış, çatlamış bir cami. Öbür tarafta adliye binası. Dökülmüş. Artık yapısal bir hasar var mı bilmiyoruz. Onu da öğreneceğiz. Dediğim gibi, hani depreme hazır mıyız, depreme değil miyiz filan bunları tartışırken, deprem, büyük bir depremden sonra insanların sağlık hizmeti alacağı, sığınacağı, bütün işleyişin süreceği, hizmetlerin organize edileceği, binaların, en önemli binaların tüm binalardan daha önce hasar görmesi çok büyük bir sorun. Bakın toplanma alanları diyoruz. O büyük bir sorun. Ama bu bina meselesi önemli. Bütün depremler gece olacak. Bütün depremler gece olur. Geceyi atlatınca artık deprem olmaz diye bir kural yok. Gündüz saatlerinde içinde hastalarıyla, içinde çocukların bulunduğu okullar ya da adliye binaları, buradaki insanlar kendi evlerinde belki hasar görmeyecekken, yaralanmayacakken buralarda yaralanabilirler. Devletin, iktidarın kamu binaları mutlaka bir an önce tezelden gözden geçirmesi lazım. Diyoruz da ne oluyor? Amasra maden faciası. Bütün maden ocaklarının gözden geçirilmesi lazım dedik. Dönüp de topluma evet geçirdik. Orada hiç herhangi bir sorun yok. Burada bu güvenliği, bak buradaki bu eksikleri giderdik. Sayıştay raporunda belirtildiği gibi diğer maden ocaklarında, vardiyalarda eksik işçi nedeniyle oluşan açıkları, güvenlik elemanlarını, teknik elemanları, bütün bu kadroları doldurduk diyen var mı? Yok. Devam. Niye? Çünkü Allah'a sığınmışız, Allah'a güveniyoruz. Zaten ölürsek de kaderden ölüyoruz. Evet, bu Kredi Yurtlar Kurumu değil mi? Deprem anı görüntüleri var. Arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Nerede kaldık? Korkusuzda. Bir de bütün bunlar arasında zaten deprem olmasa da deprem altında kalmış gibi bir yaşamımız var. Çünkü ekonomik çöküntü var. Ekonomi hepimizin üzerine böyle bir bina gibi çöktü. Kıpırdayamıyoruz. Az önce aktardım. 10 çalışandan 8'i borç içinde mücadele ediyor. Milyonlarca dar gelirli vatandaş açlıkla savaşıyor. Milyonlarca insan şu anda kiraya, elektrik, su faturasına ve yol parasına çalışıyor. Milyonlarca insan. Geçen biri diyor ya, efendim İstanbul'da asgari ücret alıyor. Ya asgari ücret almıyordur da 500 lira fazla alıyordur, 1000 lira fazla alıyordur. 2000 lira fazla alsın, ne olacak ki? 5000 lira kiranın olduğu, 4000-5000 lira kiranın olduğu bir kentte, İstanbul'da bir çalışanın yol parası, evine gelen elektrik parası, su parası, doğalgaz parası, kullandığı telefon hatlarının parası, internet parası. Ne kaldı geriye? Ya millet resmen çalışmak için çalışıyor. Hani hayata dair, insana dair hiçbir şey yok hayatta. Hiçbir şey yok. Ya şunu da canım çekti. Şunu da yapsak mı? Bu hafta sonu da kalmadı. Bitti. Eldekiler, hani deprem anında ilk kurtarılacak var ya, bizim şu anda her şeyimiz bu ekonomik çöküntü altında
böyle sarıldığımız şeyler. Çünkü bozulursa yerine koyamazsın. Buzdolabı gitti. Sen de gittin. Geçmiş olsun. Kombi bozuldu. Bittin. Yenisini alamazsın. Çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar. Yani elimizde ne varsa çok kıymetli. Gittiği anda gitti çünkü. Dediğim gibi maaşını zaten yola, suya, elektriğe, kiraya ödeyen bir adamın dönüp de herhangi bir şeyi yerine koyması, kaybettiği bir şeyi yerine koyması mümkün değil. Bir de böyle bir depremin altındayız. Ekonomik depremin altındayız. Milyonlar. Ona karşı da böyle anında gelip size müdahale eden de yok. İktidara diyorsunuz ki durumumuz budur, halimiz budur. Sen ne yapacaksın? O da diyor ki halinde ne var ki? Gayet iyisin. Çok güzelsin. Ben bildiğimi yapmaya devam edeceğim. Avukatın adalet isyanı. Geç gelen adalet, adalet değildir. Bu ne haberi? Sevgilisinin öldürdüğü Çilem Berkil'in yakınlarına saldıran sanık akrabaları ancak 8 yıl sonra ceza alabildi. Evet, adalet ağır aksak işliyor. O da ayrı bir konu. Atatürk düşmanı yine zehir saçtı. Yargı nedense bunlar için harekete geçmiyor demiş. O kadar. Detayını vermeyeceğim. Zehri kendi içine akıtsın. Kendi çevresine akıtıyor. Yapılacak bir şey varsa zaten haber olmuş. Yapması gerekenler yaparlar. Yapmadıklarını görüyoruz. Söyleyecek de çok bir şey yok. Çok şey var da. Böyle gitmeyeceğini biliyoruz. Arjantin'e suidi tokadı. Evet, Dünya Kupası'nda dün herhalde en sürpriz sonuç. Yani kimsenin beklemediği sonuç. Hani Arjantin başka bir ülkeye yenilse de dersiniz yani kimse yani bu kupanın favori takımı. Şampiyon olması bekleniyor. Messi gibi bir futbolcu ki 5. Dünya Kupası ve dünyada kaldırmadığı kupa, almadığı ödül yok. Bir Dünya Kupası hariç. Hiç değilse bu son şampiyona da. Messi'nin hatırına böyle bir finale kadar gelir mi Arjantin diye herkes öyle yorumlarda bulunuyordu. 2-1 yenildi Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistanlıların sevinmeleri, sevinç görüntüleri vesaire filan nasıl kutluyorlar haliyle. Tabii Messi'nin de gözyaşları var. Hatta onun gözyaşlarına gönderme yapan Suudi Arabistan taraftarları var. Evet, Suudi Arabistan bugünü bir de resmi tatil ilan etmiş. Suudi Prens, madem Arjantin'i yendiniz, bugün size tatil diyor. Yani bugün için, dünden yarın diyor. Arjantin taklaya geldi demiş sabah. Onda Messi'nin penaltısıyla öne geçen, yani 1-0'da önde. Hani sahasında dursa, hiçbir şey yapmasa, 1-0 maçı bitirmeye çalışsa filan. Gol atacağım dedi, 5 mi 6 mı offside. Gol, 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 hep gol diyor da hepsi offside. Tangocuların 10. dakikada atılan golden sonra farka gitmesini bekleyenler yanıldı. İlk yarıda 7 defa offside'a düşen, 3 golü iptal edilen Arjantin 48 ve 53'te Suudi Arabistan'dan yediği gollerle sağdan boynu bükük ayrıldı. Evet, Suudi Arabistan şu anda grupta lider. Diğer tarafta Polonya-Meksika karşılaşması varmış C grubunda. Onlar da berabere kalmışlar ki puanları 1-1. Dolayısıyla Arjantin aslında hala tabii şansı var. Bundan sonra Polonya ve Meksika karşısında alacağı sonuçlarla gruptan çıkabilir ama çok kötü bir başlangıç. Oluyor böyle. Bazen çok hani bu maç şeyin kupanın şampiyonanın favorisi denenler gruptan bile çıkamayıp elendikleri olmuştur. Futbol zaten hani o yüzden izleniyor. Daha çok izleniyor diyelim. Futbolun keyfi orada. Son şampiyon Fransa. Onlar da 4-1 galip gelmişler. Avustralya karşısında D grubunda Tunus ve Danimarka'da yine berabere kalmış. Evet, Dünya Kupası'ndan durum böyle. Sabaha geçmişken manşete bakalım. Türkiye'ye gurur veren dev eser. Dünya enerji kriziyle boğuşurken, yani bir dünya göndermesi var. Onlar perişan, mahvolmuş, ne yapacaklarını bilemez haldeyken yani. Biz
yani Türkiye. Başkan Erdoğan yüksekliğiyle dünyada 5. Başkan Erdoğan zaten olmazsa olmaz. Yüksekliğiyle dünyada 5. Türkiye'de 1. olan Yusufeli Barajı'nı hizmete soktu. Bu eserin gururu milletimize aittir. Evet, bu arada Yusufeli de sıfırdan kuruldu. Yusufeli başka bir yere taşındı. 100 katlı gökdelene denk. Su depolama kapasitesi 2.1 milyar metreküp. 2,5 milyon konutun enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Yılda 1 milyar 900 milyon kilowatt saat enerji üretimiyle ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecek. Yüksekliği 275 metre. Güzel. Geçenlerde haber vardı. Bir gemi, enerji üreten gemi. Türk gemisiymiş üstelik de. Avrupalılar istemişler. Ya Almanya ya İngiltere. Yani bir yere doğru yola çıkmış. 5 milyon evin elektriğini karşılayacak. Enerji dedi ama ben o anda tabii ya çok böyle hani konut enerji çok yüksek geldi bana. Bir gemiden o kadar enerji çıkar mı diye. Şimdi burada 2,5 milyon deyince 2,5 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayacak. O gemiye bir daha bakmam lazım. O gemi gerçekten o kadar enerji ihtiyacı karşılıyor mu yoksa yanlış mı yazılmış? Hürriyet'e bakalım. Sisi'den sonra Esad. Katar'da Sisi ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la sil baştan sinyali verdi. Dün de Bahçeli Esad'la görüşme çağrısı yapınca gözler olası Erdoğan tokalaşmasına kilitlendi diyor. Tokalaşmasına kilitlendi. Bahçeli de Esad'la görüşülsün diyor. Artık Rusya yok. Allah Allah. Sadece istihbarat teşkilatları görüşüyor. Buna rağmen önemli yol alındı. 3 yıl önce masada Rusya da vardı. Ukrayna'dan dolayı Rusya artık yok. Esad'ın eli rahatladı. İstihbarat teşkilatların görüşmeleri hızlandı. İki ülke arasında önemli sorunlar var. Sisi ile olduğu gibi Erdoğan'ın Esad'la yapacağı temasın kilit açıcı bir rol oynayacağı ifade ediliyor. Seçimden önce de olabilir. Evet, seçimden sonra demişti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya dönüşü. Abdülkadir Selvi, Erdoğan-Esad görüşmesi Putin'in ev sahipliğinde seçimden önce olabilir. Evet, seçimden önce olabilir. İktidarın ne kadar bir taraftan köşeye sıkıştığını, diğer taraftan oy vermenin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bu haberler bize. Yani 10 yıldır bu ülkenin başına açılan belalar, AKP'nin izlediği dış politikalar ve onun sonucunda yaşadıklarımız bugün bu ağır tablonun hesabını mı soracağız yoksa seçime 3 ay kala ya biz bak akıllandık dünyayla da artık hani en başta küçümsediğimiz aman yurtta sulh cihanda sulh dünyada barış yurtta barış neymiş bu canım filan dediğimiz noktaya geldik. Artık etrafımızda düşman istemiyoruz. Ülkeler arasında iyi ilişkiler kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Vaadi mi etkili olacak? Bakalım. Esad'la görüşmeyi Erdoğan istediğine şüphe yok da Esad Erdoğan'la görüşürse hangi koşullarda görüşür o net değil. Çünkü sonuçta hala Suriye topraklarında AKP iktidarının desteklediği ayrılıkçı güçler var. Türkiye, Suriye işte kabaca üçe bölünmüş sayılabilir. Bir tarafta Amerika'nın kontrolündeki bölge, diğer tarafta Türkiye'nin kontrolünde bölge ve Esad'ın kontrolünde bir bölge. Üçe ayrılmış durumda. Irak 3, Suriye 3, İran'da 3 olabilir mi? Son dönem oradaki rejime karşı görüş, ayaklanmalar, rejime karşı tepkiler, protestolar belirli bölgelerde isyana dönüşmüş ve belki ayrılıkçı hareketlerin güç kazanacağı bir yere doğru buradaki tepkiler, protestolar evriliyor mu? O da konuşuluyor. Şu anda çok konuşulmasa da İran içinde de çünkü yine belirli dengeler var. Nüfusların
yoğunlaştığı belirli bölgeler var. Kürtlerin yoğun olduğu bölgeler var. Belucistan diye bir bölge var. Diğer tarafta Türklerin çok yoğun olduğu bölgeler var. Bütün bu yapı içerisinde orada da böyle bir parçalanmaya doğru süreci çevirmeye çalışan, oraya doğru ilerletmeye çalışan güçler de var. Başka ne var Hürriyet'te? Bir haber var dediniz değil mi arkadaşlar? Bu arada ben daldım. Hulusi Akar'ın sesi var. Komisyonda bir kez daha konuşmuş. Şu bugün bütün gazetelerde olan ve Aytun Çıray'la girdiği, hani orada kullandığı ifadeler var ya, hiçbir bakana ve hiç kimseye yakışmayacak ifadeler. O ifadelerle ilgili bir açıklama yapmış. Ona bir bakalım ne demiş. Bununla ilgili burada bir beyefendi bana sorular sordu. Biz o efendim işte biraz fazla abartılı şey yaptık. Cevap verdik orada. Şimdi birincisi, yani burada sorulara bizim karşı tavrımızın, tepkimizin temel sebebi bu sorular soruldu. Onlarca kere soruldu. Efendim bu madalya nasıl aldın? İşte meclise niye gelmedin? İşte bilmiyorum. Verdik, buradan hepsinin cevabı var. İnsanların bilerek, inanarak bir şey söylemesi, bir iddiada bulunması saygıdeğer. Ama birilerinin adına, birilerinin efendim eline tutuşturduklarıyla, birilerinin kafasına girdikleriyle bir takım işler çevirmeye kalkması karşıda tepki uyandırıyor. Olay bundan ibaret. Evet, diyor ki Hulusi Akar, yani kardeşim soruldu bu sorular. Tekrar tekrar sormanızın alemi yok. Ben de bunları yanıtladım. Şimdi bunu Müyesser Yıldız sosyal medyasındaki hesabında yanıtlamış. O da yani daha doğrusu yeni sorular sormuş. Bu durumu değerlendirmiş. Bu çok önemli. Bunu da verelim madem bu kadar gündem oldu. Diyor ki Müyesser Yıldız, mecliste Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında Bakan Akar'ın İYİ Partili Aytun Çıra'ya yönelik ifadesi için bu ülkenin yöneticilerinin üslup sorunu enflasyonu sollayacağı benziyor demekle yetinip şu çuvalcı generalden madalya alınması meselesine geleyim. Bugün olduğu gibi konu ne zaman gündeme gelse Bakan Akar bir tek ben mi aldım? Almayan yok karşılığını veriyor. Herkes aldı diyor kardeşim, bir tek ben mi aldım? Yani yanıt da bu zaten. Diyor ki Müyesser Yıldız, 4 yıl önce de bunu söylediğinde hayır, mesela Necdet Üru, Necip Torumtay, Doğan Güreş, Işık Koşener, Necdet Özel'e verilmedi diye yazdım. Herkes aldı derken herkes almamış. Bir, herkes almamış. Bütün ülkenin genelkurmay başkanları Amerika'dan bu ödülü almamış. İki, daha önemli bir fark. Diğerleri, madalyaları genelkurmay başkanı iken Amerika genelkurmay başkanları tarafından takılmış. Hulusi Akar ise kara kuvvetleri komutanı iken ve çuvalcı general tarafından takılmış. Herkes aldı, ben de aldım. Herkes almamış. Alanların aldıklarıyla Hulusi Akar'ın aldıkları arasında fark var. Müyesser Yıldız onları hatırlatmış. Şimdi başka bir ayrıntıya daha dikkat çekeyim diyor. Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı internet sitesindeki özgeçmişinde Amerika Liyakat Madalyası aldığından söz ediliyor. Ama Milli Savunma Bakanlığı özgeçmişinde bazı ülkeler tarafından çeşitli madalyalarla taltif edilmiştir deniyor. Bu ödülü Savunma Bakanlığı sitesinde niye yer vermedi diye de bir soru sormuş Müyesser Yıldız. Demek ki o aldığı madalya ile ilgili ödül dedim ben, yani madalya diyelim ona, o da ayrı bir tartışma. Genelkurmay başkanları aldıkları madalyalar, şimdi anlıyorum NATO üyesi ülke, onlarla kurulan ikili ilişkiler, bu karşılıklı jestler vesaire filan. Ama unutmayalım ki yani biz bu ülkeyi 7 düvele karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesiyle kurduk. Dolayısıyla bu ülkenin tüm kurumları, tüm vatandaşları kadar özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine verilen madalyalarda o madalyayı verenin kim olduğuna bakarak alıp almama iradesi ortaya koyma hakkı olduğunu da söyleyelim. Yani herkes aldı, ben de aldım. Ya herkes almıştır, sen de almazsın mesela. Üçüncü bir şey söyleyeyim.
Evet, benden önce herkes aldı ama ben almıyorum kardeşim. 4 Temmuz'da Amerika'da 4 Temmuz'da Türk askerinin başına çuval geçiren generalin vereceği ödülü, madalyayı almıyorum. Başka asker mi yok Amerika'da? Bir madalya verecekseniz karşıma başka birisi gelsin diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Herkes aldı, ben de aldım. İyi. Öyle olsun bakalım. Yani kabul edenler olacaktır, kabul etmeyenler olacaktır. Şimdi programı tamamlıyoruz sevgili izleyiciler. Düzce'de 5.10'da 9 büyüklüğündeki depremle güne uyandık. Korktuk gece yarısı. Acaba dedik gerçekten. Hani korkuyla geldim kanala. İstanbul'da değil, Düzce'de olduğunu duyunca hani korku azalmadı. Çünkü Düzce büyük bir depremin yaşandığı bölgelerden biri ve 5.10'da 9, evet yani yeni yıkımlara yol açmış olabilir. Bu kadar sarstıysa İstanbul'u, yani İstanbul'da deprem böyle hissedildiyse Düzce'de ne olmuştur diye korktuğumuz bir güne uyandık. Neyse ki büyük bir yıkım ya da yıkılan bir bina şu ana kadar yansımadı. Maalesef yaralananlar var, durumu ağır olanlar var. Korku ve panik nedeniyle orada da artık kendimizi eğitmemiz gerektiğini, yani bir deprem anında neler yapılması gerektiği konusunun demek ki sıklıkla, depremlerden sonra değil yalnızca, ara ara işte deprem ara nedir o videolarıyla belki programlarda sürekli anlatmak lazım. Okullarda ders konusu haline getirmek. Bazen çünkü veliler çocuklar üzerinden eğitilirler. Çocuklar velilere ya işte öyle yapalım, böyle yapalım, şöyle yapmamız lazım. Hayır öyle değil. Mesela bu çök kapan tutumda bile hayır öyle değil böyle diyen çocuklar vardı. Eğitimi, deprem konusundaki eğitimi yaygınlaştırmamız gerektiği de açık. Çünkü panik ve korkunun kimseye bir faydası yok. Eşyaları sabitleme konusu bu depremde bir kez daha gördük. En azından yattığınız yerlerde bir kere orada mutlaka yatağınızın üzerine düşebilecek bir dolap, raf, ayna, cam gibi işte üzerine bir sürü eşya yığdığınız bir şeylerin olmaması gerekiyor. Yattığınız yerin güvenliği önemli. Deprem anında o sarsıntı ile üzerinize düşecekler de sizi yaralayabilir. Eşyaların sabitlenmesi, yattığınız yer, oturduğunuz yer, dediğim gibi geniş bir konu. Yapılması gereken çok şey var. Bizim evin içinde yapacaklarımız kadar, bizim öğreneceklerimiz kadar bu ülkeyi idare edenlerin de yapması gereken çok şey var. Öncelikle şu kamu binaları, onu bir kez daha hatırlatayım. Kamu binaları herhalde en önemli konulardan biri. Yarın sabah saat 7'de Tele1 ekranlarında Gün Başlıyor programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın.